Demon's Souls ilk FromSoftware oyunu gibi görünse de aslında firmanın en güncel oyunlarından biri. Yanılmanın nedeni de oyunun batıda iyi satan ilk FromSoft oyunu olması. Firmanın diğer oyunlarının aksine oyun Japonya'da iyi satmamıştı. Daha yapım aşamasındayken oyun facia olarak görülüyordu. Geliştirme süreci amaçsız bir şekilde ilerlemiş ve prototip bile oluşturulamamıştı. Hidetaka Miyazaki de tam bu noktada projeye katıldı ve Demon's Souls son halini yavaş yavaş almaya başladı. Miyazaki'nin amacı eski oyunlardaki gibi oyuncuyu daha çok zorlayan ve tatmin edecek bir oyun yapmaktı. Ancak Sony'nin başkanı oyunu oynayıp 2 saat boyunca ilk bölümü geçemeyince oyunun çok zor olduğu ve satmayacağı düşünüldü. Öyle de oldu. Şubat 5 2009'da çıkan oyun Japonya'da ortalama satışlar yaptı. Ve Sony oyunu batıda yayınlamayı reddetti. 8 ay sonra ise Atlus hakları satın alıp Amerika'da Demon Souls'u yayınladı. Atlus'un düşük beklentilerin aksine oyun en çok satan ürünü oldu. Ancak fark ettiyseniz batı yerine Amerika dedim. Çünkü oyun Avrupa'da hala çıkmamıştı. Bir sene sonra yayın hakları Namco Bandai tarafından satın alındı. Ve oyun Avrupa'da çıktı. Demon's Souls'un uluslararası başarısını gören From Software, Miyazaki ile yeni bir proje planlamaya başladı. Fakat bu proje Demon's Souls olamazdı. Çünkü hakları dağıtım yapan Sony'ye aitti. Yeni oyun ise Namco Bandai tarafından yayınlanıyordu. Project Dark olarak geliştirmesine başlayan oyun, Dark Race ve Dark Ring isimlerinden geçtikten sonra Dark Souls adını aldı. Oyun 2011'de PS3'e çıktı. Oyunun satışları iyiydi ancak o sene sesini çok duyuramadı. Bunun bir nedeni zorluğu olsa da asıl nedeni 2011'de çıkan oyunlardı. Batman Arkham City, Elder Scrolls Skyrim, Fallout New Vegas, Portal 2, Saints Row the Third, Call of Duty Modern Warfare 3, Battlefield 3, Dead Space 2, Assassin's Creed Revelations, L.A. Noire, Uncharted 3, Deus Ex Human Revelation, Witcher 2, Infamous 2, Dragon Age 2. Bilgisayar oyuncuları da tabii ki de oyunun bilgisayarlara da gelmesini istedi. Sorun şu ki From Software bilgisayara daha önceden sadece bir kere oyun yapmıştı. O da Microsoft'un yardımıyla. Çünkü Japonya'da PC oyunu pazarı çok küçük. Yine de oyunun PC portu Ağustos 2012'de çıktı. Videonun içerisinde göreceğiniz tüm görüntüler From Software'in orijinal portundan. Ve göreceğiniz çoğu sorunlar da yine bu porttan kaynaklı. Eğer Dark Souls oynadıysanız DS Fix isimli fan yamasını biliyorsunuzdur. Oyunun grafiklerini ve performansını düzelten bir yama. Genelde bu yama olmadan Dark Souls oynanılmaz. Ama ben mod kullanmıyorum. Çünkü oyunun orijinal hali bu. Satın aldığımız ve From Software tarafından bize sunulan Dark Souls. Eğer daha düzgün bir tecrübe sunmak isteselerdi DS Fix'e benzer bir yama yapmaları çok da zor olmazdı. Benzer bir şey de aslında var. 2018'de çıkan Dark Souls Remastered. Ancak videoda oynanılan versiyon bu değil. PC'ye ilk çıkan Prepare to Die Edition. Nedeni ise ben remaster'ı beğenmiyorum. 60 FPS ve benzeri gibi özellikleri getirip daha optimize etseler de yeni ışıklandırma sistemi oyunun sunumunu bayağı bozmuş. Neredeyse tüm mekanlar ve karakterler artık daha temiz ve düz duruyor. Belki de nostaljidir ama ben beğenmiyorum. Oyuna başladığınızda bir karakter yaratmanız isteniyor. Bu ekranda büyücü, savaşçı gibi sınıflar olsa da sadece oyunun başlangıcını etkiliyor. Level atladığınızda nitelikleri istediğiniz gibi artırabildiğiniz için her karakter her sınıf olabiliyor. Aynı zamanda bu ekranda bir başlangıç hediyesi seçmeniz isteniyor. Bu hediyelerin çoğu az kullanışlı ya da direkt işe yaramaz olsa da Master Key oyunu değiştirebiliyor. O yüzden daha basit bir ilerleme olması için bunu seçmiyorum. Karakteri onayladıktan sonra bir ara sahneyle karşılaşıyoruz. Ateşin yaratılışını ve oyunun başlangıcına kadar olanları basitçe anlatıyor. Kısa kesmek istersek dünya tamamen gri, sisli, ejderhalarla ve arş dirilerle dolu hareket etmeyen bir yerde. Sonra birden ateş oluştu. Ateş beraberinde sıcak soğuk, ışık karanlık ve ölüm yaşam gibi zıtlıkları getirdi karanlıktan da varlıklar ateşe gelip lord ruhlarını buldular. Nito, İzerit Cadısı, Gwyn ve Furtive Pygmy. Ejderha Pulsu Seed ise kendi türüne ihanet etti ve ejderhaların ölümsüzlüklerinin sırrını yeni lordlarla paylaştı. Lordlar da ruhları kullanarak ejderleri yok etti ve ateşin çağını başlattı. Ateş ise yavaş yavaş söndü ve insanlar ölmelerini engelleyen bir lanetle karşılaştı. Dark Sign. Hikayemizin geçtiği yerde de bu lanetliler toplanıp hapsedilmiş. Biz de burada başlıyoruz. Bir şövalye hücremize anahtarı bıraktıktan sonra kapıdan çıkıyoruz ve eğitim başlıyor. Dark tutorial bölümünde eğitimler hep geliştiricilerin eklediği yerdeki mesajlarla verilmiş. İleride ise bu mesajların çoğu oyuncular tarafından yazılıyor ve hepsi iyi netli değil. Oyunun başında size eğitim veren sistemin daha sonra güvenilemez hale gelmesi oyunun atmosferine tam uyuyor. Kontrolleri öğrenmeniz için ilk karşılaştığınız düşmandan hiçbiri size geri saldırmıyor. Hemen sonra da ilk ile karşılaşıyoruz. Oturup canımızı tamamlayan ve iksirlerimizi dolduran ancak boss hariç tüm bölümü resetleyen checkpointler. Yani öldüğümüzde geri bu ateşlerden başlıyoruz. Saldıran ilk düşman da Eserlim Demon. Bence en önemli dersi de burada veriyor. Kaç. Önüne dev, savaşmaya hazır olmadığın bir şey mi çıktı? Kaç. Tabii ki de bu taktik diğer bosslarda işe yaramıyor. Ama oyunun genelinde uygulanabilir. Bölüm de genelde böyle ilerliyor. Kalkan kullanmayı öğretirken karşına seni kesin vuracak bir yokuşu koyulmuş. Takla atmayı öğrettikten sonra üstüne yuvarlanan bir top fırlatıyor. Top da arkanızda bir duvarı kırıyor. İçeride de az önce bize anahtarı fırlatan şövalye var. Açıkladıklarına göre undeadler yani lanetliler öldüklerinde deliriyorlar. Bunlara da hollow deniyor. Bölümdeki düşmanlar gibi. Lanetliler uyanış çanını çalınca kaderlerini öğreneceklerini söylüyor. Ona anlatılan hikaye bu. Ardından ana iyileştirme mekaniği olan Estus Flask'i ve hapishanenin anahtarını veriyor. Estus Flask kullandıkça biten bonfire oturduğunuzda yenilenen bir can iksiri. Uzaklaştığınızda da şövalye ölüyor. Ayrıca merdivenlerden aşağı inerseniz ilk bonfire kısaya ulaşabiliyorsunuz. Bu kısa yollar ilerideki bölümlerde daha iyi ve daha önemli hale geliyor. Yukarıda birkaç holovada kestikten sonra büyü ve dalış saldırısı öğretiliyor. Ve tabii ki de ardından dalış saldırısı yapmanız gerekiyor. Bu da neredeyse yarı canını alıyor. Asylum Demon yine tam eğitim için yaratılmış. Sadece arkasında dursanız sizi vuramıyor bile. Tabii ki de oyuncuların artık basit mekanikle öğrenmiş olması gerekiyor. Ama asıl eğitim ise başta kaçmak. Karşına yıkamayacağın bir duvar gelirse kaç, güçlen, bölümü öğren ve duvara geri dön. Bostan düşen anahtarı kullanıyoruz ve dümdüz devam ediyoruz. Tam burada da dev bir kuş bizi alıp götürüyor. Anlatımda da gittiğimiz yerin adını öğreniyoruz. To the land of the ancient lords. Lordran. Ara sahne bittiğinde Filing Shrine'de devam ediyoruz ve bonfire'larda level atlayıp Kindle'layabileceğimi söyleniyor. Kindle dediği ateşi harlamak. Böylece max can iksiri sayımız artıyor. Filing Shrine serideki en sevdiğim merkez olabilir. Bölgelerin tamamen ortasında olması ve diğer karakterlerin burada durup maceralarına devam etmesi oyunun dünyasını biraz da olsun yaşanmış gösterebiliyor. Bu biraz sürreal olsa da. Aynı zamanda oyunda müzik çalan 2-3 yerden birisi. Diğer bölümlerden daha farklı bir havası var. Tehlike olmadan dinlenebileceğiniz bir yer. Bonfire yanında oturan ilk karakter de bu yıkık arkadaş. <laughs> İsmini gerçekten bilmiyoruz. Videoluğunda kendisine Crestfallen diyor. Bu yüzden de oyuncular onu Crestfallen Warrior diye çağırıyor. Yani yıkık savaşçı. Kendisi görevinden vazgeçmiş bir undead. Ve bizi de vazgeçirmeye çalıştıktan sonra yardım etmeye karar veriyor. Aslında çalınması gereken iki tane çan varmış. Biri undead kilisesinde, diğeri ise aşağıda Blighttown'da. Eğer biraz daha konuşursanız tam nereden gitmeniz gerektiğini de söylüyor. Eğer kafanıza göre gitmek isterseniz gidebileceğiniz iki farklı bölüm daha var. Ancak muhtemelen o bölgelerden ölüp geri geleceksiniz. Yani su kemini kullanarak yeni bölgeye giriş yapıyoruz. Burası Dark Souls'un şehir bölümü ve tutorial saymazsak ilk bölüm. Ama oyun bu bölümde de oyuncuya bir şeyler öğretmeye devam ediyor. İlk bölümde genelde bir veya iki düşmanla aynı anda savaşıyorduk. Undead Burg'de ise tamamen gruplar karşısınız. Köşeyi döndüğünüzde 3 düşman karşınıza çıkıyor ve bir diğeri ise koşarak geliyor. İlerlemeye çalıştığınızda duvarlardan başka düşmanlar atlıyor ve sizi pusuya düşürüyor. Bölümün teması da bu. Tüm bölüm size düşman. Dar koridorlar, duvarlarda ok ve bomba atan düşmanlar, pusu için bekleyen hollowlar, tuzaklar Bölümün dizaynı bile agresif. Gezmesi çok uzun sürse de aslında çok küçük bir yeri kaplıyor. Aynı yerin etrafında dönüp duruyorsunuz. Peki gruplara karşı dövüşmenin yolu nedir? İlk önce kamerayı kitlememeniz gerekiyor. Çünkü bu görüşünüzü çok kısıtlıyor ve saçma hareket etmenize neden olabilir. En önemlisi ise düşünerek ilerlemek. 5 kişiyi yenmem gerekiyorsa nasıl yenebilirim? Darbe alanı sokarak tek tek indirebilirim. Aralarına bomba fırlatabilirim. Ya da büyülerimden birini kullanabilirim. Daha önemli bir taktik ise bölümü tanımak. Oynayışımda ilk öldüğüm yer burası oldu. Dark Souls'da öldüğünüzde tüm paranızı yani ruhlarınızı ve humanity'nizi düşürüyorsunuz. Aynı zamanda tüm düşmanlar yeniden doğuyor ve bölüm resetleniyor. Kayıplar gerçekten çok büyük görülebilir ama aslında topladığınız ruhları zaten ölmeden hemen önce kazanmış oluyorsunuz. Ve oynayarak aynı bölüme geldiğinizde düşürdüklerinizi de toplayarak ikiye katlıyorsunuz. Hem de bölümü önceden oynadığınız için düşmanların yerleri, canları, saldırılarını öğrenmiş olarak ilerliyorsunuz. Yani oyunun dünyasını yavaş öğreniyorsunuz ve kolayca hareket edebileceğiniz bir yer haline geliyor. Videoda benim bölümleri kolayca geçtiğimi göreceksiniz. Bu oyunu önceden birkaç kez bitirdiğim için. Ama bazı bölümleri hiç hatırlamıyorum. Özellikle de DLC. Undeadburg'ın şehir kısmını geçtiğimizde kendimizi surlarda bulunan bir kulede buluyoruz. Ve yukarı çıkıyoruz çünkü aşağıda hiçbir şey yok. Eğer kulenin en üstüne çıkarsanız tüm bölümü aşağıda görebiliyorsunuz. Hatta çalmanız gereken çanı bile. Surlardan aşağı indiğinizde de bölgenin bossu ile karşılaşıyorsunuz. Torres Demon tamamen Undeadburg'ın yansıması. İlerlediğinizde arkanıza okçular ateş etmeye başlıyor. Yine pusu ve grup saldırıları. Biraz daha devam ederseniz direkt boss sizi pusaya düşürüyor. Çözümü ise bölümde öğrendiğiniz taktikleri kullanmak. Düşmanları teker teker avlayın ve geri çekilerek bölümü kendi avantajınıza kullanın. Taurus Demon'dan sonra bölümün başında görülen köprüye varıyoruz. Sağda da güneşi izleyen Soler'i görüyoruz. Soler oyundaki arkadaşınız. Tek amacı güneş olmak. Sizinle birlikte bölümlerde ilerliyor ve bosslarda yardım ediyor. Hatta insanlara yardım etmeni sağlayan eşyayı da o veriyor. Ama oyunun online özellikleri bu videoda yok. Çünkü benim oynadığım sırada bir güvenlik aşırı nedeniyle Dark Souls sunucuları kapalıydı. Bölümün buradan sonrası da bence garip ve açıkçası çok da iyi değil. Gidebileceğiniz tek yön köprüden ve ilerlediğinizde de ejder gelip ateş açıyor. Bunu bilmeyen bir oyuncunun ölmesi çok normal ve bence biraz adaletsiz. Aynı zamanda ilk kez oynayan oyuncular ilerlemek için başka bir yere gitmeleri gerektiğini düşünebilir. Yapmaları gereken ise köprünün yarısına kadar koşup merdivenden aşağı inmek. Ardından karşımıza bu merdiven çıkıyor. Merdiven de bölümün en başına geri gönderiyor. Oyunu ilk kez oynadığınızda bu sahne o kadar garip geliyor ki Kafanızda mekanı tamamlamak zor olsa da dışarıya çıkıp baktığınızda aslında tam oturuyor. Bonfire ejderhanın üstüne uçtuğu köprünün ayağında bulunuyor. Köprüyü kullanarak da az önce gördüğümüz çana doğru ilerliyoruz. Undead Parish aslında bölgenin devamı. Kenarında eski bir kilise bulunuyor. İçinde bir bonfire, altında ise demirci Astoralı Andre var. Çıkışında ise bu. Dark Souls'da en çok sevdiğim şeylerden biri burada da var. Oyun neredeyse hiçbir zaman size direkt komut vermiyor ya da yardım etmiyor. Nereden ilerleyeceğini bilmiyor musun? Kenardaki adamla konuş. Demirci bir işe yarıyor mu? Git konuş. Bu bölüm benim için zor olur mu? Dene. Gerçekten oyunun her kısmı bir oyunmuş gibi hissediyor. Nasıl düşmanları yenmek için doğru şekilde oynamanız gerekiyorsa, oyunun dünyasında ilerlemek için de doğru şekilde oynamanız gerekiyor. Bu oyunun hikayesi için de geçerli. Sadece hikayenin en başı direkt bir şekilde anlatılıyor. Geri kalanını karakterleri dinleyerek, eşya tanımlarını okuyarak öğrenmeniz ve birleştirmeniz gerekiyor. Bir oyun gibi. Andre'den aynı şekilde silah yükseltmeyi de öğreniyoruz. Açık konuşmak gerekirse ilk Dark Souls'un sistemi biraz karışık silahı artı 5'e yükseltip 4 farklı özelliğe çevirebiliyorsunuz. Bu özellikler de tekrar başka özelliklere dönüşebiliyor. Artı 10'a yükseltip 3 farklı özelliğe dönüştürebiliyorsunuz ya da dümdüz artı 15'e yükseltebiliyorsunuz. İki silah türü de dönüşmeden artı 5'e kadar yükseltilebiliyor. Bunların hepsi de farklı demircilerden, farklı gereksinimler ve farklı malzemelerle oluyor. Eğer oyun hiçbir yardım almadan oynuyorsanız silah yelpazesini geliştirmeniz biraz zor. Bu durum oynarken sıkıntılar yaratsa da oyuncuyu zorlayıcı seçimler yapmak zorunda bırakabiliyor. Ama yine de fazla karışık. Zırhlar için de aynı sistem var. Artı 5'e kadar yükseltebiliyorlar. Ben Soulsborne oyunu oynadığımda zırhların defanslarına ya da statlarına çok bakmıyorum. Karakteri iyi görünsün yeter. Aslında defanslardan önemli ya da daha güçlü iki istatistik var. Poise ve Equipment Load. Poise saldırılar karşısında duruşunun bozulup bozulmayacağını belirliyor. Yüksek poise ile size saldırsalar bile hiçbir şey olmadan devam edebiliyorsunuz. Çok düşük olursa her saldırı sizi sarsıp hareket etmenizi engelleyebiliyor. Equipment Load ise kullandığınız eşyaların sizin sınırınızın yüzde kaçına eşit olduğu. Bu yüzde yürüyüş hızınızı ve taklanızın özelliklerini belirliyor. Taklanın hızı ve saldırılardan kaçma seviyesi. Eğer çok ağırlaşırsanız enerjiniz de yavaş olmaya başlıyor. Bunlar daha önemli çünkü hasarın belli bir oranını azaltmak yerine Poise ile daha serbest saldırıp daha hızlı yenebilir ya da takla atarak hasardan kaçabilirsiniz. Oyuna geri dönersek buradaki bonfire kullanıp undead perişi tamamen gezdim. Büyük kapıyı açtım ve bir anahtar buldum. Ardından da merkezdeki kiliseye girdim. Şimdilik bu kiliseyi gezmeyeceğim çünkü burada bir asansör var. Ve direkt filing Shrine'e iniyor. Ben inince fark ettim ki bu elemanı unutmuşum. Torrent ile Petrus size Miracle büyülerini öğretebiliyor. Daha doğru satabiliyor. Kendisi şu an Lady'sini ve şövalyelerini bekliyormuş. Petrus Miracle'lar dışında oyundaki ilk Covenant'a katılmanı sağlıyor. Covenant'lar oyunun içinde bulunan farklı gruplar. Bu grupların biri hariç hepsi online oynayışlara kalır. Diğer oyunculara yardım etmek ya da oyunlarını işgal edip onları öldürmekle yani. Gruplar bu etkileşimleri değiştiriyor ve yavaşça kazandığınız özel eşyalarla gruplara özel silahlar ya da büyüler kazanabiliyorsunuz. Petrus'un verdiği Way of White aralarında en gereksizi. Bu grupta olan diğer oyunculara bağlanmanızı kolaylaştırıyor ve işgalcilerin sizin dünyanıza gelme şansını azaltıyor. Bu kadar. Ödülleri ya da eşyaları yok. Şu anda başka grup olmadığı için buna katıldım ve kiliseye geri döndüm. Kilisenin üst katlarında Hall of Ordusu ve bir büyücüyü geçtikten sonra arka tarafa giderseniz hücrede zırhlı bir adam duruyor. Eğer hücrenin anahtarını bulup kurtarırsanız Karemli Lotrek size teşekkür edip daha sonra bir ödül vereceğini söylüyor. Kilisenin diğer tarafında ise sıradaki bossumuz var. Belgargoyle aslında çok hızlı veya fazla vuran hareketlere sahip değil. Zorluğu iki tane olmasından geliyor. Ve bu boss aslında oyuncuları durdurmak için yapılmış. Eğer ilkini yeteri kadar hızlı öldüremezseniz diğeriyle birlikte sizi çok kolay alt ediyorlar. Yani oyunun demek istediği şu, git hasarını arttır. Daha açığı ise bulduğun demircide silahlarını güçlendir. Bense inatçı olduğum için insana dönüşüp Soler'den yardım aldım. Bu da aslında başka bir yol. Boss çok mu zor geldi? Arkadaşlarını çağır. Oyun kişi sayısına göre bossların hasarını ve canlarını değiştirse de yardıma gelen birinin verdiği kolaylığı azaltamıyor bile. Bel gargoyları yendikten sonra ilk çanı çalıyoruz. Geri aşağı indiğimizde Karim ile Oswald ile karşılaşıyoruz. Oswald günahlarımızı silmemize yardım ediyor. Para karşılığında. Günahınız olursa belli bir grup sizi işgal etme hakkı kazanıyor. Başka bir özelliği yok. Bundan sonra amacımız tabii ki diğer çanı çalmak. Ama nasıl gideceğiz? Yıkık savaşçı Blight Town'dan gidileceğini söylemişti. Ve aşağıda olduğunu. Bence normal bir oyuncunun bu kısımdan sonra nereye gideceğini bulması zor. Çünkü gidebileceği birçok yer var. Ve doğru olan buradaki kapı. Anahtarı da buradaki kapının önünde. Anahtarın tanımı da çok bilgi vermiyor. Bölüm dizaynı genelde çok akıcı olsa da burada biraz takılıyor. Kapıyı açıp indikten sonra hemen sağdaki merdivenleri takip ederseniz yine aynı yere geri dönüyorsunuz. Lower Undead Burg Undead Burg'e baya benziyor ama daha kötü. Köpekler var. Her Soulsborne oyununda o kadar hızlı ve tahmin edilemezler ki bosslardan çok köpeklerden korkuyorum. Bölgeyi gezerken bir yardım istiyor ve Burg'daki tüccardan aldığımız anahtarı kullanarak Winnheim'li Grix'i kurtarıyoruz. Grix bize büyüleri satan karakter. Kurtardıktan sonra da Firing Shrine'e gidiyor. Bölgede ilerledikten sonra da bir sisli kapıya denk geliyoruz. Ben girmedim ve daha çok keşfetmeyi seçtim. Ve Firelink'teki su kemerine bağlanan kısa yolu buldum. Bonfire'de inlenip kabus kapra demon boss'una girdim. Kabus olmasının sebebi boss'un güçlü olması değil aslında. Bulunduğu alan ve köpekler. Girdiğiniz andan itibaren 3 kişi üzerinize çullanıyor ve kaçacak yeriniz yok. Bu boss onlarca kez geçmeme rağmen beni bile kitlemeye başardılar. Köpekleri kestikten sonra boss çok kolaylaşıyor. İsterseniz merdiveni kullanarak dalış saldırısı bile yapabiliyorsunuz. Yendikten sonra da dep anahtarı elinize geçiyor. Anahtarı da en yakın kapıda kullanıp Devs'e iniyoruz. Devs bana hep baya kötü bir bölüm gibi gelmişti. Ama bu oynayışımdan sonra fark ettim ki aslında iyi bir bölüm ve nedenini anladım. Dark Souls'a ilk oynadığım zamanlarda köylemesini hareket ediyordum. Sürekli koşup ediyordum. Devs'te de bunu çok güzel cezalandıran bir düşman var. Basilisk. Basiliskler attıkları dumanla sizi lanetleyebiliyorlar. Lanetlendiğinizde de direkt ölüyorsunuz ve laneti kaldırana kadar toplam canınız yarı indiriliyor. İyileşmek için bir item kullanmanız ya da bir karakterden yardım almanız gerekiyor. Bu karakteri daha görmedik. İtemel birkaç satıcıdan alabiliyorsunuz. Ama yine de yeni oyuncuların hevesini kırıp oyunu bıraktıracak kadar ağır bir mekanik bence. Devts aynı zamanda çok küçük ama labirent gibi inşa edildiği için uzun görülen bir bölüm. Devs'in girişinde Laurentius'u buluyoruz. Laurentius bir pyromancer, yani ateş büyücüsü. Size ateş büyüleri satıyor ve ateşinizi yükseltebiliyor. Bölümün sonunda ise bir ejder var. Ama tipi biraz değişik. Biraz denedikten sonra öldüm. Yeteri kadar hasar veremiyordum. Ben de yukarı geri döndüm. Filing Shrine'a Grix, Laurentius ve Petrus'un yoldaşları gelmiş. Üç karakterde bir büyü türünün eğitmeni. Benim için sadece Laurentius işe yarıyor ve elimdeki tüm solları kullanarak ateşimi yükselttim, yeni büyü aldım. Ardından da başka bir kılıca geçip artı üçe yükselttim. Gaping Dragon'ı tekrar denedim ve ölmeden geçebildim. Aslında Belgargoyullarda yaptığımı tam tersine yapmış oldum. Arka arkaya denemek yerine güçlenip geri döndüm. Boss'u yendiğinizde size Blight Town anahtarını veriliyor. Hatırlarsınız gitmeniz gereken yer burasıydı. Kapı da aslında dibimizde. Blight Town Dark Souls oyuncularının asla unutmayacağı bir bölüm. Çok iyi dizayn edildiği için değil, iğrenç olduğu için. Bölüm gerçekten leş. Görünüşü karanlık, hastalıklı bir sarı. Gezdiğiniz mekanların hiçbir yapısı düzeni yok. Karşınıza çıkan yaratıklar deforme olmuş. Bu yaratıkların çoğu da zehirliyor. Bir başka tür ise daha güçlü zehir olan toksikle zehirliyor. Tokse yakalandıysanız yapmanız gereken şey direkt bonfire'a geri dönmek. Hem bu kadar can kaybıyla uğraşıp hem de düşmanları yenemiyorsunuz. Aynı zamanda burada da köpekler var ve daha kötüler artık ateş atıyorlar. Canı daha çok sıkan da çok küçükler. Vurmak çok zor. Videonun girişinde portla ilgili sorunlardan bahsetmiştim. Oyunun genelinde bu sorun olsa da özellikle Blight Town'da FPS düşüşleri çok rahatsız ediyor. Sorunun bilgisayarımdan olmadığını eminim çünkü 2-3 yıllık ve oyun 10 yıl önce çıktı. Blight Town hakkında bu kadar sıkıntılı diye konuştum. Hatta oyunu tekrar oynarken bölüme girmek bile istemiyordum. Ama bölüm aslında o kadar uzun değilmiş. Belki ben oyunda tecrübeli olduğum içindir fakat bu bölge neredeyse kör girdim. Yani nereye gideceğimi bilmiyordum. Yine de platformlar sadece 20 dakika aldı. Ben tekrar oynadığımda zamanımı almasa da herkes için diğer bölümlerden her türlü daha zor ve sinir bozucu olduğuna eminim. Platformlar bitip aşağı indiğimizde bile bonfire bulmak o kadar kolay değil. Bildiğim için kolay buluyorum ama ilk kez oynayan bir oyuncu için bu bölümün 2 saat süreceğine eminim. Blighttown'un diğer yarısı ise bir zehir bataklığı. Yavaş vuruyorsunuz ve her saniye zehir bulaşıyor. Düşmanlar ise normal hızlarında devam edebiliyorlar. Hatta zar zor vurduğunuz uçan sinekler bile var. Bataklığın tamamını gezdikten sonra fark ettim ki burası aslında çok küçük. Sadece düşmanlar ve çamur sizi yavaşlatıyor. Gitmemiz gereken yer ise bir ucunda bulunan örümcek yuvası. Koyalak zor ya da adaletsiz boss değil. Ben çok kere öldüm ve nedenleri belli. Blighttown'a tekrar tırmanıp güçlenip geri gelmek istemedim ve karakterim iki farklı şekilde hasar veriyor. Biri kılıcım diğeri ise ateş. Ve koelak ateş. O yüzden hasarımın yarısı yok. Ben de boss'un tüm hareketlerini ezberleyip geçene kadar kafa attım. Doğrusu çok çeşitli saldırıları da yok. Ve bayağı açık veriyor. Boss'u yendiğimizde ise ilk boss ruhumuzu alıyoruz. Boss ruhları kullanıldığında size yüksek miktarda ruh verse de asıl özellikleri kullanarak silaha dönüştürebilmemiz. Ben genelde bunların hiçbirini harcamıyorum. Verdikleri ruh sayısı yüksek olsa da belki ileride silahlarını kullanmak isteyebilirim. Dövüştüğümüz bölümün hemen devamında da gerçek hedefimiz var. İkinci çam. Ara sahnede gideceğimiz yeri gördükten sonra yola çıkıyoruz. Bundan önce biraz oyunun sunumundan bahsedelim. Dark Souls grafik açısından akranlarından açıkça geride. Aynı sene Crysis 2 ve Battlefield 3 çıkmıştı. Bu oyunların odaklarının farklı olduğunu biliyorum ama Dark Souls Skyrim'den de kötü görünüyor. Bunun nedeni ve çözümü basit. Oyunun çözünürlüğü bilgisayar versiyonunda kilitli. 1024x768'e. Düşük çözünürlük yüzünden de ekran çamur gibi gözüküyor. Peki çözümü nedir? Oyuncuların yaptığı ayar değiştiren DS Fix modunu yüklemek. DS Fix oyuna hiçbir şekilde eklenti ya da değişimi yapmıyor. Aynı kaplamalar, aynı ışıklandırma, aynı motor. Sadece ayarlar farklı. Bu sorun oyunun konsoldan bilgisayara kötü şekilde portlanmasına kaynaklanıyor. Portun başka bir sorunu da oyunun 30 FPS kilitli olması. Üzerine çıkamıyor, sadece daha aşağı düşebiliyor. Ve oyunun içerisinde bayağı düşüyor. Bazı mekanlarda da kaplamalar ve objeler biraz özensiz konulmuş gibi. Dikkatli baktığınızda tam bir süreklilik olmadığı anlaşılıyor. Grafiklerin diğer büyük problemi aydınlatma. Oyun o zamandaki çoğu oyunun yaptığı gibi lightmap kullanıyor. Yani oyundaki aydınlatmaların ve gölgelerin çoğu önceden hesaplanıp mekanın üzerine boyanıyor. Dark Souls'da bu yöntem bile çok hafif kullanılmış. Genelde tüm bölgeler eşit aydınlatılmış gibi görünüyor. Farklı ışık seviyeleri olan mekanlar arasında geçerseniz sistemin nasıl bozulduğunu görebiliyorsunuz. Karakteriniz ise fener gibi etrafı ışık yayıyor. Dinamik ışıkların kalitesi o zaman çok iyi olmadığı için bazı bölgelerin patlamasına neden aydın oluyor. Aydınlatmanın garip yanlarından biri de kameranın bölgelerin aydınlığını etkilemesi. Tahmin ediyorum ki oyun görünen en uzak mekanları daha az detayda çizdiği için farklı ışık ayarları uyguluyor ve kamera döndüğünde en uzak mekanlarda değiştiği için iğrenç görüntüler ortaya çıkıyor. Eğer teknik sorunları göz ardı edebilirsek, oyunun estetik tarafı çok iyi. Açık açık söylenmese de dark souls bir post-apokaliptik hikaye. İnsanların çoğuna bir lanetin vurduğu ve sokakların şeytanlar, hortlaklar haricinde boş olduğu bir dünya. Sunumu da buna çok iyi yansıtıyor. Gezdiğiniz dünya neredeyse tamamen ölmüş. Şehirde yaşantı kalmamış ve lağımları canavarlarla hastalıkla dolmuş. Lağımlara sığmayanlara ise yapılar inşa edilmiş. Siz ise bu dünyada tek başınıza kulaktan duyma bir kehaneti gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Macera da gerçekten umutsuz hissettiriyor. Her ne yapmaya çalışıyorsak amacı ne olabilir ki? Geriye kurtaracak ne kaldı? İlerledikçe bu his daha büyüyor. Çünkü dünyada daha önemli ve daha kudretli yerlere gittiğimizde de durumun farklı olmadığını anlıyoruz. Oyunun herhangi bir şekilde elinden tutmaması da bunu yansıtıyor. Sizin o kadar öneminiz yok ki hikayesini açıklamaya bile çalışmıyor. Sadece yetip gitmek üzere olan başka bir ruhsunuz. Düşmanların tasarımlarında da umutsuzluk ve keder asla eksik olmuyor. Sürekli gördüğümüz şeytanlar bile normal varlıkların bozulup dönüştürülmüş halleri. Devs'te savaştığımız Gaping Dragon, tüm dünyayı kontrol etmiş ejderhalardan birinin aç gözlülükle lağıma düşen her şeyi yemesiyle dönüştüğü bir ucube. Oyunda ise en son ikinci şanı almıştık. Ben önceden oynadığım için aşağı inip gizli duvarın arkasındaki bonfire'e oturdum. Normal oyuncular muhtemelen bu duvarı kolay bulabilirler. Çünkü genelde önünde mesajlar oluyor. Fair Lady Koelega benziyor. Çünkü kardeşin. Fair Lady ile konuşarak Chaos Servant grubuna katılabiliyorsunuz. Diğer grupların aksine Chaos Servant'ın online ile alakası yok. Girdiğinizde size bir ateş büyüsü veriyor. Eğer belli bir miktarda Humanity adarsanız da bir ateş büyüsü daha veriyor ve kısa yol açıyor. Blighttown hakkında bir başka iyi şey de çıkışının aynı yerden olmaması. Kenarda kullanabileceğiniz bir asansör var. Yukarı tırmanıp mağaradan ilerlerseniz Valley of Drexg'e çıkıyorsunuz. Buradan New London Ruins'e ve asansörle Firelink Shrine'e geri dönüyoruz. İlk gördüğümüz şey ateşe bakan kadının ölmüş olması. Artık Firelink'teki bonfire çalışmıyor. Oyun tam amaçlarımızı gerçekleştirip bir şey başarmış gibi hissetmişken hiçbir yerde güvende olmadığımızı hatırlatıyor. Yıkık savaşçıyla konuştuğumuzda etkilenmiş gibi görünüyor ama Firelink'e gelen yeni birisi sinirini bozmaya başlamış. Fremt. Fremt bizi aydınlatmaya gelmiş. Söylediklerine göre seçilmiş undead olarak amacımız Gwyn'in yerine geçmek. Bunu yaparak ateşi tekrar yakacağız, karanlığı uzaklaştıracağız ve undead lanetini kaldıracağız. İlk yapmamız gereken Anor Londo'ya gidip Lord Vessel almak. Yolumuz ara sahnede gördüğümüz Sands Fortress'tan başlıyor. Ayrılmadan önce karakterlerle konuşmakta fayda var çünkü konuşmazsanız hikayeleri ilerlemiyor. Mesela Laurentius Pyramensim'i başka yerde yükselttiğim için nerede yaptığımı soruyor. Ben de söylemiyorum çünkü giderse ölür. Petrus'un ise arkadaşları gitmiş. Kendisi ise Lady'mi bulamıyorum diye ağlıyor. Petrus tam bir yalancı. Sebebini bilmiyorum ama en baştan beri amaçları tutarlı değil. Arkadaşlarını beklerken size copper coin eşyasını veriyor. Bu coin'in tanımında da dış dünyaya dönmek isteyenler bunları taşımayı severler yazıyor. Büyücü Grix ise ustası büyük şapka Logan'ın Sands Fortress'ta olduğunu söylüyor. Biz de oraya gidiyoruz. Herkes Sands Fortress'tan nefret eder. Çünkü gerçekten diğer bölümlerle alakası olmayan bir bölüm. Oyundaki diğer mekanlar daha gerçekçi ve mantıklıyken Sense Fortress sadece sizi durdurmak için var. Hikayedeki önemi de bu. Maceracılar tanıdığınız şehri Anor Londo'ya girmek istiyorsa bu engeli aşmaları gerekiyor. Kale gerçekten de bir engel. Zıplamanın bile garip olduğu bir oyunda tuzaklar ve ince platformlarla dolu bir alan. İçinde bulunan düşmanların canları da orantısızca yüksek. Ve bu engellere takıldığınızda cezanız can kaybı değil direkt ölüm oluyor. Eğer bu tuzakları geçmeyi öğrenirseniz bölüm bayaksa. Kalenin tepesine ulaşmak 5 dakika sürüyor. Sensewaters bu tuzakların bulunduğu bölgelerin dışına çıktığınızda da keşfetmesi çok eğlenceli bir bölüm. Kalenin her bölümünü o kadar iyi doldurmuşlar ki tamamen keşfet düzenini anladığınızda platformları kullanmadan bile hareket edebiliyorsunuz. Bölgede aynı zamanda iki tane karakter var. Biri Sigmire, diğeri ise Büyük Şapka Logan. Gösteremiyorum çünkü bu videoları maalesef kaybettim. Logan'ı kurtardıktan sonra Firelink'e geri dönüyor. Sigmire ise macerasına devam ediyor. Tuzakları geçip tepesine çıktığımızda da karşımıza kaleyi çalıştıran devler çıkıyor. İkisi tuzaklar ve kapı ile uğraşırken biri kalenin çıkışını koruyor. Koruyan da sıradaki boss Iron Golem. Normalde baya kolay ama zırhlı olduğu için benim kesici kılıcım hasar vermiyor. Eğer hasar verebilseydim ayaklarına vurup onu aşağı düşürebilirdim. Onun yerine uğraşırken ben düşüyorum. Dördüncü deneyişinde düşürmeyi başardım ancak Anorlondo'ya giden yol kapalı. Bu yüzden iki şeytandan yardım alıyoruz. Tanrıların toprakları Anorlondo. Dünyanın geri kalanına göre tertemiz. Yıkılmış yapılar, hortlaklar yok. Yerine dev katedraller, şövalyeler, gardiyanlar var. Bozulmamış gibi duruyor. Bu tamamen doğru olmasa da. Gitmemiz gereken yol ise şu an yok. Mimariye tırmanarak kırık bir camdan devam ediyoruz. Anorlondo'da ilerleme çoğunlukla böyle devam ediyor. Bir yere girmeniz mi gerek? Önünüzde açılmayan dev bir kapı var. Başka bir giriş yolu bulmanız lazım. Diğer bölümlere karşı buraya ait değilsiniz sanki izinsiz girmişsiniz gibi. Anorlondo sakinlerinin kullandığı yolları kullanamıyorsunuz çünkü tanrı değilsiniz. Burası sizin gibi bir insan için çok üstün bir yer. Zaten konum olarak da Lodron'un direkt üzerinde duruyor. Aslında hikayeye göre Anor Londo'ya sizi tanrılar çağırmıştı. Bölgenin bu kadar aşılamaz olması muhtemelen seçilmiş Undead için bir test. Sense Fortress gibi. Bölümdeki ikinci bonfire'da Soled ile karşılaşıyoruz. O da aynı maceraya devam ediyor. Ve alanın bossunda yardım edebiliyor. Başka bir odada ise az önce gösterilmediğim Sigmire buluyoruz. Önündeki odada şövalyeler var ve nasıl alt edeceğini bulamamış. Ben de içeri girip hepsini öldürüyorum. O da teşekkür edip bir yüzük veriyor. Büyük Hole girdiğimizde Filing Shrine'deki kadından aldığımız Black Eye Orb'un titrediği yazısı ortaya çıkıyor. Eşyayı kullandığımızda da bir suçlunun dünyasını işgal ediyoruz. Kalemli Lotrek geride durup saldırsanız baya kolay. Diğer düşmanlardan farklı olarak attığınız büyülerden kısmen kaçabiliyor. Yenip kendi dünyanızı geri döndüğünüzde ise yüzüğünü ve ateş bakıcısının ruhunu alıyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi Filing'deki ateş bakıcısını Lotrek öldürmüş. Bu ruhu kullanarak Bonfire'ı tekrar çalışır hale getirebiliyoruz da başka bir demirciyle daha karşılaşıyoruz. Dev demircinin özelliği silahları boss ruhları birleştirip yeni silahlar yapabilmesi. Bunu yapabilmesi için de silahların artı 10 olması gerekiyor. Ben artı 5 yeterli sanıyordum ve buna göre plan yapmıştım. Yani yeni hasarın bölgeye göre az kaldı. Geri dönmeye de çok şendim ve şövalyelerden düşündüğüm kılıcı yükseltip kullandım. Şu ana kadarki en zor bossa da böyle girdim. Ornstein ve Smoke Dark Souls'un en zor bosslarından biri olarak biliniyor. Zorluğuna büyük bir katkı yapan şey önceki bonfire'ın boss kapısının uzakta ve arada 3 tane şövalye olması. Diğer bosslardan farkı ise aynı anda tüm özellikleri barındırması. Hızlı ve yavaş, büyük ve küçük, şu ana kadar karşılaştığımız tüm bossların harmanlanmış hali. Oynarken de o kadar zor gelmiyor. Ben zorlandım ama bu kılıcım zayıf olduğu içindi. O yüzden savaş çok uzun sürüyordu. Eğer daha düzgün bir ekipmanla girseydim en fazla ikinci denemede geçerdim. Zorlukları dışında Ornstein ve Smog'un dizaynları da çok iyi. Anorlondo'ya çok iyi uyum sağlıyorlar. Savaştığımız diğer bosslar genelde canavarlar yani bozulmuş çirkin yaratıklar iken Ornstein ve Smog zırhlı ve kılıçlı şövalyeler. Bacak uzuvları ya da boynuzları yok. İkiliyi yendiğimizde Anorlondo'nun sonundaki ödülle karşılaşıyoruz. Hithen, Lord Vessel Bize ödülü veren de Gwynevere. Gün ışığının prensesi ve Gwyn'in kızı. Konuşarak onun grubuna katılabiliyorsunuz ve bunun dışında sadece yatıyor. Lord Vessel belli bonfaylar arasında ışınlanmanızı sağlıyor. Bunu kullanarak File Link'e dönüyoruz ve Frampt bizi File Link'in altındaki mavide indiriyor. Lord Vessel'ı yerine koyduğumuzda ise bir ara sahne ile açılan mekanları görüyoruz. Frampt'ın söylediğine göre 4 tane güçlü ruhu bulmamız gerekiyor. Gravelord Nito, Witch of Izalith, Seed the Scaleless ve Four Kings. Şu an tam oyunun ortasındayız. Ara verip dünya ve bölüm dizaynı hakkında konuşabiliriz. Oyuna Undead Asylum'da başladık ve Filing Shrine'a e geçiş yaptık. Filing Shrine'den Undead Burg'e, New London Ruins'e ve Catacombs'a geçebiliyorsunuz. Bu videoda Undead Burg'dan Undead Parish'e geçtim ve çanı çaldım. Ardından Lower Undead Burg'dan Depths'e ve Blind Town'a e geçip diğer çanı çaldım. Sands Fortress açıldı ve buradan Anor Londo'ya gidip şu anda bulunduğumuz noktaya geldim. Ama diğer yollarda kullanılabilir. Catacombs ve ardından Tomb of Giants'a ulaşılabilir. New London Ruins'ten de Valley of the e çıkabiliyorsunuz. Burası da hem Blind Town'a hem de Darkwood Basin açılıyor. Darkroot Basin'den de Darkroot Garden ve anahtarınız varsa Undead bölgeye çıkabiliyorsunuz. Darkroot Garden'da Andre'nin yanındaki kapıdan Undead perişe bağlanıyor. Lord Vessel'ın ardından ilerleyebileceğiniz bölümler çoğalıyor. Bunlar önceden kapalı olduğu için bir yere bağlanmıyor. Ama başka hiçbir oyunda bu kadar bileşik bir harita yok. İlerideki Soulsborne oyunlarında bile. Eğer oynamadıysanız bu çok önemli bir özellik gibi durmayabilir. Hem açık dünyanın özgürlüğünü hem de lineer oyunların bölüm kalitesine sahip bir dünya yaratıyor. File ilk geldiğinizde size yolu direkt göstermeyerek topu tamamen oyuncunun eline bırakıyor. Açık dünya oyunları oyuncuların kaybolmaması ya da iyi içeriği kaçırmaması için ana görevler koyup direkt yönlendiriyorlar. Dark Souls'un ise hiç böyle bir korkusu yok. Oyun sanki siz hiç yokmuşsunuz gibi davranıyor. Hikayesini anlatmıyor, yol göstermiyor. Tabii ki de kimi oyuncular için bu çok iyi bir şey değil. Gerçekten kaybolup en baştan bırakabilirler ve bıraktılar da. Fakat zamanını ayıran oyuncular için daha tatmin edici oluyor. Çünkü aşılan tek güçlük düşmanlar ve bosslar değil, aynı zamanda bölümler ve dünyanın kendisi oluyor. Neredeyse hiçbir yardım almadan size yabancı ve düşmancı bir dünyada yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Başarırsanız da gerçekten bir şeyler başarmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü yolda ne yaptıysanız tamamen siz yaptınız. Sevdiğim çoğu oyun gibi Dark Souls da oyuncu merkezli bir oyun. Asıl oyun sadece verilen içerikle değil, oyuncunun bu içerikle nasıl etkileşime geçtiğinden ortaya çıkıyor. Hem de oyuncuların kendi hikayelerini olmalarını sağlıyor. Bir oyuncu Katakomis'e girip Pinwheel'ı öldürdükten sonra Undead Burger'ı rahatça geçebilir. Başka bir oyuncu ise Undead Burg'den direkt Moonlight Butterfly ilerleyebilir. İkisi de aynı oyunu aynı süre boyunca oynasa da hikayeleri ve oyunları kendilerine özel olur. Hikayeler yalnız oyuncuların genel rotalarına bağlı değil. Bölüm içerisinde hangi silahları kullanıp nerelerden geçtikleri de tamamen yeni tecrübeler oluşturuyor. Eğer oyunun tüm haritasına bakarsanız bölümlerin birbirlerine nasıl bağlandığını tam olarak rahatça görebiliyorsunuz. Bölümlerin dizaynı da aslında bu harita olmadan bunu fark etmenizi sağlıyor. Dikkat ettiyseniz çoğu bölümü birden fazla kez oynamanız gerekiyor. Hiç ölmesinizdi. Bunun amacı oyuncunun bölümü nasıl fethettiğini göstermek. Tekrar oynadığınızda tüm düşmanların yerini ve kısa yolları bildiğiniz için karakterinizin ve oynanışınızın nasıl geliştiğini görebiliyorsunuz. Belki de 10 kere öldüğünüz mekan artık çocuk oyuncağı oluyor. Ve bölümleri tekrar oynadığınızda tersten ilerliyorsunuz. Fark etmediğiniz detaylar ortaya çıkabiliyor. Neredeyse her bölüm yakındaki bölümleri görebileceğiniz noktaları sağlıyor. Mesela ilk hedeflerimizden biri Anor Londa yukarı baktığımızda direkt karşınızda duruyor. Siz oranın Anor Londa olduğunu bilmeseniz de. Serideki diğer oyunların haritaları daha yatay olduğu için böyle anlar tek tük. Dark haritası dikey olarak ilerliyor. Oyunun ilk yarısında Blight Town'a inip geri en tepeye Anorlonda'ya çıkıyoruz. Devamında ise daha dibe ve biraz daha yükseklere ilerleyeceğiz. Lord Vessel'ı yerleştirdikten sonra oyun tamamen açılıyor. Ulaşmanız gereken bölüm yerine gelmeniz gereken 4 tane düşman var. Bonfire'lar arasında ışınlanma ile oyun neredeyse açık dünya oyuna dönüşüyor. Dark Souls'u video için oynamadan önce bu ışınlanma özelliğinin oyunu çok kolaylaştırdığını düşünüyordum. Ama bu düşündüğüm kadar ağır değilmiş. Sadece belli bonfirelere ışınlanabildiğiniz için yine bölümlerin çoğunu yürüyerek ilerlemeniz gerekiyor. Yani genel atmosfer o kadar bozulmuyor. Zaten Blight 4-5 kere geçmek kimse istemez. Oyun çok fazla açıldığı için videonun devamı biraz karışık olabilir. Çünkü bir boss'a ilerlerken vazgeçip başka bir bölümü ilerlediğim çok oldu. Oynanış bakımından bu da aslında biraz ilginç. İlk yarıda yolunuzdaki engelleri sürekli denerek geçmeye çalışırken Artık bu engelleri bırakıp başka yoldan ilerleyebiliyorsunuz. Ben de zorlandığımda bunu yaptım. İlk ilerlediğim bölüm Katakoms oldu. Firelink'in yanındaki mezardan girdiğimiz bölüm. Ve benim seviyemde buradaki düşmanlar baya zayıf. Ama öldüm mü? Evet öldüm. Katakoms aşağıya doğru ilerlediğimiz bir labirent. Ve aslında çok kısa. Belli noktalara atlayarak 5 dakika sürmeden bitirebiliyorsunuz. Ancak ben her yeri gezmek istediğim için 1 saat sürdü. Ve öldüğüm için. Labirent dediğimde de sonu bulunamadığı için değil çok fazla odası olduğu için söylüyorum. Yoksa eğer aşağı doğru ilerleyen bir yer gördüğünüzde ilerlerseniz doğru yana gidiyorsunuz zaten. Bu mezarlıkta sadece bir tane karakter var. Demirci Vobos ve sesi mim derecesinde kompreslenmiş. Hiç editlemeden sesini göstereceğim. İlk konuşmasında da sizi kovuyor. Ne iskelet olduğunu bilmiyorum ama tam manyak. Sadece yerinde oturup örsü çekişliyor. Ama sorun o. Örsü çekişliyor. Metal dövmüyor. Ortada kılıç silah yok. Dümdüz örse yardırıyor. Size açtığı yolu kullanırsanız bölümün sonuna ve tekerlek iskeletlerinin yanına ulaşıyorsunuz. Herkes bu düşmanların ne kadar saçma olduğunu biliyor. Durdurulamıyorlar, çok karakterleri yakadıkları gibi kilitliyorlar. Ben de sanki bilmiyormuş gibi gerizek küçük yerde inebileceğimi düşündüm. Uzaktan tek tek temizlemek ya da saldırılarına başlamadan öldürmek tek çare. Tekerlekleri geçtiğimizde de dev bir tabutun içinde bölümün bossuyla karşılaşıyoruz ve öldürüyoruz. Pinwheel oyunun başında bile gelseniz kolay bir boss. Belki çıkardığı kopya sayısı daha fazla olsaydı daha etkileyici bir boss olabilirdi ama bulunduğu gibi de mantıklı. Çünkü ısrarlı oyuncular Catacombs'a girip bu boss'a ulaşabilir ve çok güçlü bir şeyle karşılaşmaları absürt olurdu. Öldüğünde de maskelerinden birini düşürüyor. Maskedeki yazıyı okuduğunuzda da anlıyorsunuz ki Pinwheel aslında 3 kişi. Anne, baba ve çocukları. Maskenin yanında da Right of Kindling düşüyor. Artık ateşleri daha çok harlayabiliyorsunuz. Harlama mekaniğini hiç kullanmadığım için önemini tam olarak bilmiyorum. Pinwheel'ın ardından da Tomb of Giants var. Eğer bir ışık kaynağınız yoksa böyle şeyler başınıza geliyor. Tabii ki de akıl sağlığımı kaybetmemek için hemen başka bir bölüme ilerledim. Bu bölümde Catacombs gibi en baştan ulaşabileceğimiz bir yer. Ancak burası farklı sebeplerden dolayı daha zor. Nivlanda Ruins'in içine girmeden önce yıkık savaşçının son formuyla karşılaşıyoruz. Bu karakterle son konuştuğumuzda Frampton nefesinden bahsediyordu. Ya nefesin leşliğinden ya da kaçmak için geldiği New London Ruins yüzünden delirmiş. Fıttırmış, sıyırmış, tırlatmış, hatta keçileri kaçırmış, hatta şalter atmış, hatta kafayı yemiş, hatta çıldırmış. Hatta New London Ruins daha zor çünkü hayaletlerle dolu. Ve normalde bu hayaletlere hasar veremiyorsunuz. Ya da kalkanla bile kendini savunamıyorsunuz. Hasar verebilmek için lanetlenmeniz gerekiyor. Evet o lanetlenme. Şansımıza bunun daha basit ama geçici bir yolu var. Transient Curse isimli bir itemle bir süreliğine kötü etkileri olmadan lanetlenebiliyorsunuz. New London Reigns yine gıcık olsa da sevdiğim bir bölüm. Öncelikle konsept olarak çok iyi. Önceden dolaştığınız zombilerin gezdiği ölü şehrin altında hayretlerin olduğu daha ölü bir şehir var. Artık vücutlarla bile karşılaşmıyorsunuz. Ama söylediğim gibi gıcık. Çünkü hayretler hayret oldukları için duvarların içinden geçebiliyorlar. Ve saldırıları da oyundaki en garip saldırılar olabilir. Anlaşılamaz bir sebepten dolayı kolları uzayabiliyor. Bundan emin değilim ama sanki ne kadar uzadığı da aranızdaki mesafeye bağlı. Yani güdümlü saldırıyorlar. Bunların büyücü olanlarını da anlamak kolay değil. Ellerindeki bebeği size doğru doğrultuyorlar ve bebek yıldırım atıyor. Bu hareketlerini okumak da çok zor. Ben başka biri ateş ediyor zannederken aslında tek bebek otomatiğe bağlanmış. Bölümün sonuna doğru bir binanın tepesinde kırmızı kıyafetli bir adamla karşılaşıyoruz. Suyu boşaltmamız için bize bir anahtar veriyor ve öldürmemiz gereken Forkings'in Ebis'te olduğunu söylüyor. Ama Ebis insanların yaşayabileceği bir yer değil. Eskiden şövalye Artorias Ebis'e girmeyi başarmış ve ondan öğrenmemizi öneriyor. Artorias'ı nasıl bulacağız? Oyuncular Artorias'ın nerede olduğunu boş gezerken bulabilirler. Çünkü dikkat çekici büyük bir kapının arkasında. Ya da demirci Andre'nin sattığı Artorias armasını okuyarak. Bu arma Artorias'ın mezarına giden bir kapıyı açıyor. Şövalye Ölü ama mezarından başka bize bırakılan bir ipucu yok. Yani Artorias'ın mezarına gidiyoruz. İlk önce verdiği anahtarı kullanarak suyu boşaltıyoruz. Kapı ise Valley of Drex açılıyor. Köşedeki asansörü kullanırsanız da Darkroot Basin'e iniyoruz. Normalde Andre'nin yanından gidiliyor çünkü ipucu orada. Ama ben oyunu bildiğim için ve biraz değişiklik olsun diye bu yoldan gidiyorum. Darkroot Basin çok küçük bir alan. Bir ucundan diğer ucunu görebiliyorsunuz. O uçta da bir Hydra var ama boss değil. Bir de kristal adamlar var. Bu kadar başka söyleyecek bir şey yok. Basin'in üstünde ise Darkroot Garden bulunuyor. Bölge iki rota ayrılmış. Biri kuleye, diğeri ise bahsedilen mezara doğru gidiyor. Kule kısmında taş şövalyeler var ve Moonlight Butterfly ile karşılaşıyoruz. Düşmanlar Catacombs'da olduğu gibi çok kolay çünkü erken ulaşabileceğimiz bir bölüm. Moonlight Butterfly'da çok ilginç bir dövüş değil. Havadayken büyülerinden kaçıyorsunuz, konduğunda ise kafasına vuruyorsunuz. Aslında müziğiyle birlikte de bir boss gibi durmuyor. Sadece kendini korumaya çalışan bir yaratık gibi. Biz ise yorulup dinlenmeye çalışırken yakalıyoruz. Arkasında bulunan kulede de bir Divine Ember ve anahtar bulunuyor. Ember demirciye verip silah yükseltmelerine izin veren eşya. Mezara doğru giden yolun kapısı ise Andre'den aldığımız armayla açılıyor. Yol oyuncuyu benzer daha açık bir ormana atıyor. Düşmanlar ise normal karakterler. Bunlar aslında bölgede bulunan grubun üyeleri ve ormandaki mezarları koruyorlar. Gruba katılırsanız bölgeye giren oyuncuları öldürmek için çağrılıyorsunuz. Eğer ben online oynasaydım başka oyuncular da beni öldürmeye gelebilirdi. Gruba da Alvina isimli kediden katılıyoruz. Korucuların dışında da yuvarlanan dev siyah kediler var. Devamında ise Artorias'ın mezarına varıyoruz. Sif dövüşü zor olan bir boss değil. Altına girerseniz yapay zekası direkt bozuluyor. Asıl zor olan kısmını öldürmek. Sif Artorias'ın kurdu ve burada olmasının tek sebebi onun mezarını korumak istemesi. Canı azaldığında ise yürüyüşü değişiyor. Sonra Sif uyumaya gidiyor ve sizi yüzük veriyorlar. Artık Ebis'te hayatta kalabildiğimize göre Kings'i öldürmeye gidebiliriz. New London Ruins'in alt kısmında Dark Raid'ler ile karşılaşıyoruz. Dark Raid'ler Ebis'in şövalyeleri. Eğer sizi yakalarlarsa Humanity'lerinizi çekebiliyorlar. Ama insanımsı düşman oldukları için yenmek aslında kolay. Yeni de havalı gözüküyorlar. Bu kısımda aslında bayağı kısa ama ilk kısımda dahil New London Ruins'te bonfire yok. Yakınında bile yok. Öldüğünüzde geri fire başlıyorsunuz. Bölümün sonunda da Forkings boss'u var ve ölürseniz tüm bölümü tekrardan geçmeniz gerekiyor. Tabi tüm bölümü geçtiğiniz için estusunuz da kalmamış oluyor. Forkings'e şimdi geçmiyorum çünkü yenemedim ve sürekli aynı bölüme geçmek istemediğim için bırakıp başka yere devam ettim. Duke's Archives'da ilk fark ettiğim şey düşmanların ne kadar fazla hasar verdi. Çünkü bölümdeki her şey büyü hasar veriyor. Yani zırhınızın büyü savunmasının yüksek olması gerekiyor. İkincisi ise bölümün puzzle'a benzemesi. İki odada dönen iki merdiven ve gezilecek katlar var. Ancak şu an bu merdivenleri kullanmadan diğer odadaki asansörle yukarı çıkıyoruz. Direkt kalenin en tepesine. İlerlediğimizde karşımıza kristallerle kaplanmış bir koridor ve yine kristallerle kaplanmış bir savaş karşımıza çıkıyor. Koridorun sonunda da sis kapısı var. Muhtemelen burayı kristalle kaplayan şeyin olduğu oda. Seed the Scaleless. Eğer 10 dakikada bölümün bosuna gelmeniz garip geldiyse doğru düşünmüşsünüz. Zaten hasar da yemiyor. Seed ilk sahnede gözüken ve kendi ırkına ihanet eden ejderha. İhanetinin sebebi ise pulsuz yani ölümlü olması. Ama şu an ölümsüz. Seed Dark Souls dünyasındaki büyünün yaratıcısı. Bölümün bir kütüphane olması mantıklı ama büyünün yaratıcısının bölümünün daha etkileyici ve egzotik olmasını beklerdim. İleride biraz değişiyor ama eh. Seed sizi öldürdükten sonra bonfire yerine bir hücrede uyanıyoruz. Ben burada 24.000 ruh kaybetmişim ve geri gidip almayı unuttum. Oyun aslında geri dönüp kaybettiğim ruhları almamı istiyor çünkü oraya önemli eşya koymuşlar. Belki de kendime güvendiğim için çok umurumda olmadı hatırlamıyorum. Hücreden kurtulmak için demirlere yaslanan yılan adamı öldürüp anahtarı alıyoruz. Çıktığımız anda da alarm çalıyor ve mavi yaratıklar geliyor. Biraz hapisten kaçma sekansı gibi ama çok zayıf. Duvarlarına hücreler yerleştirmiş bir kütüphane kule yerine yakalanmış, zorla çalıştırılan ve yaratıklara dönüştürülmüş mahkumları görebildiğimiz hücre labirentleri olsaydı çok daha etkileyici ve akılda kalıcı olurdu. Kısalığı da bölümü daha zayıflatmış. Hücreden çıktığınızda yukarı çıkıyorsunuz ve kapı kilitli. Parkur yaparak alarmı kapatmaya gidiyorsunuz ve aynı yerde bu kapının anahtarı bulunuyor. Mavi yaratıkların arkasında ise büyük şapka Logan var. Bunu yazarken fark ettim bu karakterleri hep bir yerden kurtarıyoruz. Tamam Logan bizim gibi yakalanmış ama Laurentius varilin içine nasıl girdi? Aralarında tek başına ilerleyebilen tek kişi Soler ve baya ilerliyor. Her neyse Logan'ı kurtarabiliyorsunuz ve kenarda bir yerde büyü atmaya devam ediyor. Yukarıdaki kapıyı açıp balkonlardan ilk bölüme geri dönüyoruz. Oynarken fark ettiğim bir şey yanılmışım bu bölüm puzzle değil. İki dönem merdiveni kullanarak belirli katlara çıkmaya çalışmıyorsunuz. Amacınız katlardaki kapılardan birine gitmeniz ve çok kafa kullanmanız gerekmiyor. Puzzle'dan daha iyi olmuş çünkü birbirinin aynı balkonları gezip çözmeye uğraşmak çok da eğlenceli olmazdı. Bulduğunuz kapı aşağı iniyor ve burada kalenin yanındaki bahçeye çıkıyoruz. Bahçede Basin'de gördüğümüz kristal adamlardan var ama biri sarı. Öldürünce içinde bir karakter olduğunu görüyoruz. Siglin, diğer soğan şövalyenin kızı ve babasının yerini soruyor. Biz de bahçedeki tek belirgin şeye doğru ilerliyoruz. Dev kristal mağara. Bu bölge hakkında o kadar şikayet gördüm ki bayağı zor olmasını bekliyordum. Şikayetler genelde görünmez platformlarla alakalıydı. Ama bu platformları tespit etmek çok kolay ve dümdüzler. Birdenbire kırılıp ölümünüze düşmenize sebep olmuyor. Oyuncuların zorlanmasının asıl sebebi bu değil. Kristal Caves'in en altında Seed bulunuyor. Eğer ölürseniz, Duke's Arkadaş'taki bonfire'dan başlamamız gerekiyor. Tekrar bahçe ve tekrar görünmez platformlar. Aslında yol çok uzun değil ama çok monoton. Daha egzotik olmasını beklerdim dediğim buydu. Akıllarına gelen tek şey komple mavi kristaller olmuş. Bu bölgede yapabileceğiniz başka bir şey de yok. Sadece aşağıya bossa gidebiliyorsunuz. Seed'in ölümsüz olduğunu gördük. O zaman nasıl yenebiliriz? Ölümsüzlüğünün kaynağı olan kristali kırarak. Bence bölümle birlikte boss da biraz hayal kırıklığı. Kristali kırdıktan sonra düz vura vura öldürüyorsunuz. Bu da zor değil. Seed'in de yapay zekası bozuk. Bazen boş boş bakıyor. Birden fazla kristal olsaydı ve hasar aralıklarıyla aktif olsalardı daha iyi olabilirdi. Hatta kristallerden birini insan şeklinde savaşçı da yapabilirlerdi. Karşımızdaki büyüyü ve ölümsüzlüğü yaratan kör bir ejderha. Ne kadar ilginç şey koysan göze batmazdı. Götünün etrafında dönüp ışın atıyor sadece. Yendiğinizde Frampton bahsettiği ruhlardan birini alıyoruz. Ruhlardan biri de videoda gördüğümüz gibi lavlı ve yerin altında bir yerde. Yani Demon Ruins. Burada kendime kolaylık olsun diye gizli bonfire oturmuştum. Eğer burayı bulamadıysanız tekrar Firelink'ten Blight kullanarak buraya ulaşmanız gerekiyor. Demon Ruins, lavla dolu bir bölüm. Girdiğinizde de yanıyorsunuz. Lav dışında gidebilecek tek bir yön var. Ceaseless Discharge yani durmayan boşalım ilk başta size saldırmıyor. Ancak muhabbette kıyafetleri alınca kızıyor ve kolunu koparıp saldırmaya başlıyor. Yapmak istediğiniz de bu. Sizlas discharge'ı normal yollarla yenmek çok zor. Hem canı fazla hem de adalette saldırıları var. Yapmanız gereken dövüşe girdikten sonra mabede koşup kolunu koparttırmak. Yeni koluyla daha çok yakın menzilli saldırılar yapmaya başlıyor. Eğer bölümden çok uzağa giderseniz yürüyeceği yer kalmadığı için zıplayıp size ulaşmaya çalışıyor. Böyle anlatınca kolay ama eğer oyun iki kez oynuyorsanız çok garip bir taktik ve başka herhangi bir düşman da yok ancak şans yoluyla öğrenebilirsiniz. Seasless Discharge öldükten sonra boşalımı da ölüyor ve bölgedeki lav seviyesi düşüyor. Lavdan aşağı doğru ilerlediğimizde de karşımıza kapra Demon'lar çıkıyor. Dark Souls'da birkaç defa bossların normal düşmanlara dönüştüğünü görebilirsiniz. İyi yanları ve kötü yanları var. Boss normal düşman olarak döndüğünde ilk dövüşün etkisi biraz sönük kalıyor. Defalarca uğraştığınız ve yendiğinizde gururlandığınız boss artık normal bir düşman. Ama iyi yanları da yine bu sebepten ortaya çıkıyor. Defalarca denediğiniz boss bu bölgede sadece normal bir düşman. Güç seviyeleri baştan beri o kadar değişti ki Capra Demon artık baştaki olovlardan farksız. Artık sizin gerinizde kalan tek Capra Demon da değil. Köprüdeki Taurus Demon'un türünden şeytanlar da artık normal düşman seviyesinde. Bu iki ağır agresif karakter dışında ilk kısımda bir de solucanlar var. Duvardan çıkan yaratıkların yanından hızlı davranırsanız koşarak geçebiliyorsunuz. Ancak öldürmek zor. Çünkü zor hasar yiyorlar ve uğraşmak istemiyorsunuz. Bu kısımda sevdiğim şeylerden biri de dikkatli bakarsanız gelecekteki bosslardan birini beklerken görebilmeniz. Burada gördüğümüz hareket eden heykeller de bölümün devamında sürekli çıkacak. Ve bu heykeller Demon Ruiz'in en büyük probleminin bir sonucu. Merdivenlerden yeni açılan bölüme ilerlediğimizde de karşımızdaki boss ilk boss ama ateşli. Bu boss hakkında bölümün sonunda konuşacağım. Fire Sage'in ardından yukarıda asansör ile kısa yol açabiliyorsunuz. Aşağıda ise bir bonfire ve tekrardan bir boss var. Centipede Demon tasarım ve fikir olarak kötü bir boss değil. Şeytanların böcek temasına uygun ve bu anlamda ilginç. Hem de yeni bir detay olarak daha tehlikeli bir bölgede savaşıyoruz. Arena lavla dolu ve dokunduğunuzda çok ağır hasar vuruyor. Ama Centipede Demon uzaktan vurmayı çok seviyor, yanınıza çok zor geliyor. Geldiğinde ise oyun kasmaya başlıyor. Bana özel bir problem ise elimdeki kılıcın ateş hasarı vurması. Lavla yaşayan bir yaratığı. Öldükten sonra yeni bir silah seçmek zorunda kaldım. Sense Fortress'ta öldürdüğüm bir karakterden aldığım kılıcı güçlendirdim ve tekrar denedim. Artık hasar verebilsem de hala zemindeki lav var. Sorunu çözmek için ya sağ tarafta geri kaçacaksınız eğer yeteri kadar canınız varsa ya da kuyruğunu kesip lav hasarını engelleyen yüzüğü alacaksınız. Bu yüzük normalde Centipede öldürdükten sonra düşüyor. Daha sonra öğrendim ki Soler'i burada çağırabiliyormuşuz. Ama ben insan formunda olmadığım için fark etmedim. İlerlediğimizde de Soler'i görüyoruz aslında. Bonfire'da oturuyor ve sayıklamaya başlamış. Görünüşe göre Soler Anor Londo'nun ardından direkt buraya gelmiş ve Centipede Demon'u öldürmüş. O da yavaşça delirmeye başlamış. Bonfire'dan sonra devam edeceğimiz bölüm Lost Isered. Tartışmasız oyunun en kötü bölümü. İlk başında sadece koşarak geçtiğimiz bir lav gölü var. İçinde ise ejderha götleri. Bildiğimiz ejderha götleri. Başka bir düşmanın öldükten sonra arkasında kalan parçasını burada düşman olarak kullanmışlar. Ardından bir yapıya tırmanıyoruz ve boss kapısına denk geliyoruz. Lost Isered içerisinde yeni düşman sadece bir tane var. Ondan da 5-6 tane var ve gerisi tamamen hareket eden heykeller. Bu heykeller de muhtemelen sonradan düşmana dönüştürüldü. Lost Islet'in aceleyle yapıldığı çok belli. Hem küçük bir alan hem de vasat içeriklerle doldurulmuş. İçerisinde yapabileceğiniz birkaç şey var. Bir köprüyü takip ederseniz Demon Ruins'e açılan bir kısa yol buluyorsunuz. Tam girişinde de Soler'i buluyoruz. Soler'in en baştan beri amacı kendi güneşini bulmaktı. Ve buldu da. Hatta kendisi güneşe dönüşmüş. Soler'i bu kaderden kurtarmanın yolu var. Kısa yolu diğer taraftan bir şekilde açıp onu ele geçiren böceği öldürmemiz gerekiyor. Bunun yolunu kendimiz bulmamız neredeyse imkansız oyunu çok uzun süre oynayan birinin başına belki rastgele denk gelebilir. Bölümde yapabileceğiniz başka bir şey ise tabii ki de boss. Nasıl Lost Isleth oyunun en kötü bölümü ise Bed of Chaos da oyunun en kötü bossu. 3 noktasını vurmanız gereken dev bir ağaç. İlk başta sadece iki koluyla saldırabiliyor ve zararsız denebilir. Ama ilk noktadan sonra üçüncü bir böcek kolu ortaya çıkıyor. Bu da çok etkili değil ama mekanın zemini yıkılmaya başlıyor ve deliklere düşerseniz direkt ölüyorsunuz. Dark Souls saçma sapan asla kullanmayacağınız zıplama özelliği olan bir oyun ve son bosslarından birinde yerde açılan deliklere düşmemeye çalışıyorsunuz. İkinci noktayı kestiğinizde bir kol daha çıkıyor ve büyü yapmaya başlıyor. Geliştiricilerin de bu bossun berbatlığını bildiğine eminim. Çünkü ölüp geri geldiğinizde vurduğunuz noktalara tekrar vurmanız gerekmiyor. Son olarak zeminin altında ortaya çıkan dala atlayarak merkeze ulaşıp böceği öldürüyoruz. Hikaye bakımından boss aslında önemli. Yine oyunun başındaki ara sahnede çıkan biriyle dövüşüyoruz aslında. Ateşin söndüğünü fark eden Aizerit cadısı yeni bir ateş oluşturmaya çalışıyor ve ortaya kaos ateşi çıkıyor. Bu ateş Aizerit'i yok ediyor, cadı ve etrafındakileri şeytana dönüştürüyor. Örnek olarak Centipede Demon aslında yüzüğün şeytana dönüşmüş hali. Cadı da tabii ki Bed of Chaos. Billord ruhunu da aldıktan sonra biraz yoldan sapmak istedim ve Town'a gittim. Town'un bir yanında Koylag'ın yuvası, diğer yanında ise dev bir ağaç bulunuyor. Ağacın yanında yok olan bir duvar, ardında bir sandık, sandığın arkasında bir yok olan duvar daha bu duvarın arkasında da tamamen yeni bir bölüm var. Great Hollow ağacın gövdesindeki boşluk ve ağaç gerçekten büyük. Aşağıya indikçe iniyorsunuz. Daldan dala inmek ve bazı yerlere gitmek için tekrar yukarı çıkmak bölümü dikey bir labirent haline getirmiş. Düzgün bir zıplama olsa buralar bu kadar eğlenceli olmazdı. Ağacın dibinde mantarlardan sonra sis kapısını geçiyoruz ve Ash Lake'e giriyoruz. Ash Lake oynanış açısından neredeyse sıfır. Önceden dövüştüğümüz düşmanların daha güçlü versiyonları var sadece. Ama atmosfer hikaye bakımından mükemmel. İsminin çevirisi Kül Gölü. Etrafında gördüğümüz ağaçlar da başta gördüğümüz ağaç triler. Ash Lake ya Gwyn'in ejderhalarla savaştığı yer ya da o bölgenin altı. Çünkü ejderhalar yıldırım ve ateşlerle ölmüştü. Böylece küre dönüştüler. Gördüklerimiz de kum değil, eski dünyanın külleri. Oyunun dikey sunumu da temayı çok iyi etkiliyor. Tanrıların şehri, ölmüş bir şehir, bu şehrin dağımları, hastalıkların atıldığı zehirli bataklık şeytanların ortaya çıktığı yer yani bildiğimiz cehennem ve bunların hepsinin altında sonsuzluğa uzanan bir göl. Dünyanın dibine indikçe bölgeler daha beterleşse de en dipteki ash Lake bu temaya uymuyor. Her şeyin altında bulunan yer sakin ve gizemli. Ama etkileyici yapan da bu. Biz yukarıda tanrıların evine ulaşıp onları teker teker avlasak da hala dünyanın sadece küçük bir parçasındayız. Sevdiğim başka bir şey ise bölgenin bulunmasının ne kadar zor olduğu. Örnek vermek gerekirse çoğu oyunda bir patlama olur ve tam oyuncunun gitmesi gereken yere açılan duvar kırılır. Ya da bir grup düşmanın hemen arkasında patlayıcı bir varil olur. Bunlar da oyuncuya yardım etmek, kaybolmasını engellemek ya da tempoyu düşürmemek için yapılır. Souls'un ismi umurunda değil. Bu bölgeye girmek için arka arkaya iki duvara rastgele vurmanız gerekiyor. Eşleykin bu kadar zor bulunması ve büyüklüğü de oyuncuyu zayıf ve küçük göstermek için yapılmış. Dev gibi bir dünyanın içerisinde tek başına ve küçücüksünüz. Eğer bölümün sonuna ilerlerseniz bir ağacın içerisinde ölümsüz ejderhalardan birini buluyorsunuz. Gerçekten de ölümsüz. Sadece kuyruğunu kesebiliyorsunuz ama tepki bile vermiyor. Kuyruğu da sonradan geri çıkıyor. Önünde eğilerek de gruba katılabiliyorsunuz. Ejderhaların grubu düelle temelli. Başkalarının oyuna girip onlarla savaşıyorsunuz. Ama bu grupta karşıdaki oyuncunun yardımcısı ya da onu işgal eden biri olmaması gerekiyor. Savaşlar birebir. Yendiğinizde ise Dragon Scale Türkçesiyle ejderha puluyla ödüllendiriliyorsunuz. Yeteri kadar topladığınızda ise size ejderhaya dönüştürecek itemler veriliyor. Tabii ki de kanatlarınız yok. Ashley 2 bitirip ejderhayı da gördükten sonra biraz DLC oynamaya karar verdim. DLC'ye yani ek içeriğe girebilmemiz için Basin'deki Hydra'yı kesip kenardaki bu kristal adamı öldürmemiz gerekiyor. İçinden çıkan prensesle konuşuyoruz ve arka e dönüp bu golemden düşen kolyeyi alıyoruz. Prensesin olduğu yere döndüğümüzde ise siyah bir duman içinden çıkan el bizi DLC'ye çekiyor. DLC'nin ilk bossu o kadar kolaydı ki hasar bile yemedim. Bildiğim kadarıyla Sanctuary Guardian'ın bir hikayesi de yok. Tahminimce bu boss sadece oyuncuları ilk adımlarında uyarmak için burada. Boss'u deneyin. Eğer hasarınız az ve yenemiyorsanız DLC'yi oynayacak seviyede değilsiniz. Eğer yenebiliyorsanız devam edin. Ben de yenerek devam ettim. Ve mantar Elizabeth ile karşılaştım. Elizabeth bölgeye özel büyüleri ve birkaç eşya satıyor. Eğer dikkatli biriyseniz Royal Wood'un aslında Darkroot Garden'ın geçmişteki hali olduğunu fark etmişsinizdir. Hatta bölgeye Sif'in bulunduğu yerden giriyoruz. Gördüğümüz düşmanlar da Garden'daki düşmanların geçmiş halleri. Gardiyanlar taştan yapılma, ot adamları da bahçevanmış. Aralarındaki en büyük fark ise Darkroot Garden'ın karanlık olması. Aslında olmaması gerekiyor. Oyun boyunca Lordran'da güneş var. Sebebini ise burada görebiliyoruz. Eğer açılan yarıklara bakarsanız Ebis'in yükseldiğini görebiliriz. Bu Forking'sin bölümündeki Ebis'le aynı. Darkroot Garden adından da anlaşılabileceği üzere karanlığa yenilmiş bir bölge. Bu yüzden güneş olsa da yeteri kadar aydınlanmıyor. Royal Wood'ta bu işlem yeni başladığı için hala aydınlık. Bölgede gelecekteki haline göre daha açık. 20 dakika bölümü oynamışım ama ne yaptım hatırlamıyorum bile. Muhtemelen çıkışı bulamadım çünkü bu asansörde iniyoruz. Asansörün bulunduğu yerde kediyle karşılaştığımız yer. Aşağı indiğimizde ilk gördüğümüz şey bir boz kapısı. Tabii ki de girmiyorum çünkü kısa yol olması lazım. Sağda köprünün karşısında ise Ahmet Bloodborne var. Sadece yenilenmesi gereken eşyaları satıyor. Kısa yol ise yolun sonundaki asansör. Royal Wood'un ilk bölümüne çıkıyor. Bossa başlamadan söyleyeceğim bu kısa yol fazla uzun. Öldükten sonra geri dönmeniz bir buçuk dakikadan fazla zaman alıyor. Ve benim dikkat sürem bu kadar uzun değil. Artorias kuşkusuz oyundaki en iyi boss ve en zorda. da. Fark ettiğim bir şey oyundaki en iyi bossların insanımsı olması. Ornstein ve Smoke şimdi de Artorias. Bu oyuncunun kendisi gibi biriyle savaşırken daha adil ya da eşit şartlarda bir dövüşmüş gibi hissettiği için olabilir. Çoğu boss da büyük yaratık, farklı görmesi gerçekten normal. Ama bence dövüşün asıl özelliği gerçekten oyuncunun sınırlarını zorlaması. Çünkü 100 kere ölüp tüm açık verdiği zamanları ezberleyip bunları kullanmanız yetmiyor. Refleksleriniz gerçekten hızlı ve kontrolleri tamamen hakim olmanız gerekiyor. Artorias diğer düşmanlara göre çok daha hızlı ve saldırmak için arayı rahatça kapatabiliyor. Ama tüm saldırılarını okumak çok kolay. Çünkü sadece tek kol var. Başka izlemeniz gereken nokta yok. Belki de DLC'de olduğu için olabilir. Artorias'ın yapay zekası belirgin bir şekilde diğer bosslardan farklı. Saldırılarını sizin yaptığınız hareketlere göre belirliyor. Eğer uzaklaştıysanız kombosunu yarıda kesiyor. Eğer zaman alan bir şey yapıyorsanız direkt üzerinize atlıyor. Diğer bosslar genelde çok büyük oldukları için koşarak kaçıp bir yerde Estus seçmek daha kolay. Ama Artorias her hatanızı cezalandırabiliyor. Bu saldırılardan kaçarak agresif oynayabilmek çok eğlenceli ve tatmin edici. Şundan da çok eminim bu boss'un bu kadar iyi ve popüler olması Bloodborne'un çıkmasına etkili olmuştur. Çünkü bu hız her Dark Souls bölümüne uygun değil. Boss'un bu kadar iyi olmasının başka bir sebebi ise hikayede önemli olması. Artorias Gavin'in 4 çövalyesinden biri ve bulunduğumuz şehir Ulesil'de ortaya çıkan Ebis'i yok etmesi için gönderiliyor. Oyunun asıl geçtiği tarihe bakarsak Artorias Ebis'i yok etmiş ve kahraman olmuş. Hakkındaki efsaneleri karakterlerden ve itemlerden görebiliyoruz. Tabii ki de gerçek böyle değil. Geçmişe gittiğimizde karşımıza çıkan Artorias çoktan Ebis'e yenilmiş hatta bir konu kaybetmiş ve vahşi bir hayvan gibi hareket ediyor. Artorias hala canavarları öldürmeye devam etse de Ebis'i onun yok etmediği belli. Ancak gelecekte bu şehrin olmadığını ve Ebis'in yenildiğini biliyoruz. Yani biri gelip bu işleri yapmış. Bu tabii ki gelecekten gelmiş olan biziz. Artorias'ı yendikten sonra biraz daha sakin bir bölüm oynamam gerektiğini düşündüm. Ve başka bir gezi bölüme gitmeye karar verdim. Eğer Ash Lake'in iki kaybolan duvarlı girişi çok gezi geldiyse bu bölümü bulmanız neredeyse imkansız. İlk önce Firelink'e geri gelip bu asansöre binmeniz gerekiyor. Yukarı çıkarken yarı yolda iniyoruz ve dağın kenarına ilerliyoruz. Kolona atlıyor ve ardından kuleye tırmanıyoruz. Sonra da bir kuş yuvasında top şeklinde oturuyoruz ve kuş bizi ilk bölüme geri götürüyor. Eğer burada ne yapacağız ki diye düşünüyorsanız doğru yapacak çok bir şey yok. Esalim Demon'u öldürdüğünüz odaya girince yer kırılıyor ve Esalim Demon'ın değişiyle dövüşüyoruz. Deli gibi sinir bozucu bir boss. Tek farkı hareketlerine patlamalar eklemeleri ve daha küçük bir alanda olmamız. Hem de bonfire'a oturmadan öldüğüm için tekrardan tüm adımları yapmam gerekti. Boss'un haricinde yapabileceğiniz şey ilk uyandığınız yere gitmek. Yolda da fark ediyoruz ki başta bize yardım eden şövalye holov olmuş. Hücremize döndüğümüzde de bir oyuncak bebek buluyoruz. Oyuncak bebek Anor Londo'da işimize yarıyor. Dönel platformun en altına gidiyoruz ve odanın sonundaki resimde bebeği kullanıyoruz. Bu bölüme başlamadan önce nasıl geldiğimizi anlatmak istiyorum. Bir asansörün yarısında inip binanın alakasız bir kısmına atladık ve bir kuş yuvasına oturduk. Kuş yuvasında kuş bizi aldı oyunun ilk bölümüne götürdü. İlk bölümde başladığımız yere kadar gidip bebeği aldık. Sonra bu bebeği Anor Londo'da hareket eden platformun ortadaki halindeki alt katına götürdük. Ve buradaki resimde kullandık. Eğer internet olmasaydı bu bölümü oynayan oyuncu sayısının yüzde bir aşacağını sanmıyorum. Painted World of Ariamis aslında geliştirme sürecinde ilk yaratılan bölüm. Mekanikler ve bosslar burada denenmiş ancak oyuna koyacak yer bulamamışlar. Yönetmen Miyazaki'nin aklına oyuna gizli bölüm olarak eklemek gelmiş. Bölümün içine de başka yerde kullanmadıkları düşmanları eklemişler. Oynarken de gerçekten tüm oyunun prototipi olduğunu alıyorsunuz. Tüm oyun oyuncu kullanılan bölüm dizaynı daha kapalı bir şekilde görülüyor. Yerin altına girebiliyorsunuz, kuleye tırmanabiliyorsunuz kısa yollar, kilitli kapılar, atlayarak ulaşabileceğimiz gizli eşyalar. Dark Souls deması gibi bölüm. Hikaye olarak da aslında boş. Gwyn beğenmediği şeyleri bu resmin içine atmış. Miyazaki'nin yaptığı gibi. Bölüm hakkında çok konuşmak istemiyorum çünkü zaten anlattığım şeyleri tekrarlıyor. İlginç olan birkaç şey var ama. Sona doğru köprüde bir ejderhayla savaşıyoruz. Ama sadece üst yarısıyla. Arkasında da alt tarafı var. Demon Azerit'teki canavarların aynısı ama hareket etmiyor. Muhtemelen yeteri kadar kullanmadıklarını düşünüp bir de animasyon koydular. Aslında buradakinin de animasyonu var ama bayağı bozuk. Zorla ayağa kaldırabiliyorsunuz. Bölümün sonunda ise yarı ejderha, yarı insan Priscilla bulunuyor. Karşılaştığınızda buraya ait olmadığınızı ve arkadan atlayıp geri dönmeni söylüyor. Priscilla bölümdeki tek karakter ve boşta kalmasın diye kullanılmasına rağmen oyuncuların deli gibi teori üretmesi üzerine serinin devamında bayağı etkili oldu. Burada isterseniz Priscilla'yı öldürebiliyorsunuz. Ben o kadar acımasız değilim. Bed of Chaos'tan sonra iki tane Lord Ruhu kaldı. Biri Four Kings, diğeri ise Nito. Forkings'e hala gitmek istemiyorum çünkü hasarınız yoksa çok uzun sürüyor. Tomb of Giants'e gitmek için tekrardan katakomsa geçmem lazım çünkü aşağıda bonfire yok. Geçerken de Vamos'u öldürdüm çünkü Skyrim miğferi düşürüyor. Bölümde ışık olmadan geçemeyiz demiştim. Uğraşırsanız geçirebilir. Oyunda ışık kaynağı olarak kullanabileceğiniz 3 farklı şey var. İlki ışık büyüsü. Ben büyü kullanmıyorum. İkincisi Skull Lantern. Bu item Catacombs'taki büyücülerden düşebiliyor ya da Tomb of Giants'ın devamında bulabiliyorsunuz. Sonuncusu ise benim kullandığım Sunlight Nugget. Yani Solar'in güneşi. Bana garip gelen şey şu ki oyuncular bunların hiçbirini bulamayabilir. Büyücü değildir, Lost Isleti kısa yolu bulamamıştır ya da gitmemiştir. Ve Scan düşmemiştir. Böyle olunca oyuncunun tek şansı tüm bölümü neredeyse kör oynamak. Tomb of Giants kısa bir bölüm de değil. Harita küçük olsa da hiçbir şey göremediğiniz için sürekli kayboluyorsunuz. Işık kaynağı bile kayboluyorsunuz. Eğer gerçekten böyle bir oyuncunun yerinde olsaydım oyunu direkt bırakırdım. İleride biraz yardım ediyor ama garip bir şekilde. Aşağı indiğimizde güvenilir peçesiyle karşılaşıyoruz. İlk önce bize din adamı olup olmadığımızı soruyor. Evet dersiniz agresif davranıyor. Aşağıda hazine bulmuş ama arkadaş olduğumuz için bizim almamızı istiyor. Tabii ki de ismi güvenilir olan adam bizi aşağıya tekmeliyor. Yardım ediyor dediğim buydu bu arada. Düştüğünüz yerde Scarlantan'ı buluyorsunuz. Aynı zamanda bu delikte Petrus'un grubu da var. Petrus hariç. Onları da buraya Peças'ın ittiğine eminim. Zaten hepsi din insanları. Gruptaki kadın hariç iki karakterde de holov olmuş. İkisini öldürünce kadın bize bir büyü veriyor. Peças'a geri döndüğünüzde ise özür diliyor. Eğer ilk sorusuna evet dediyseniz gördüğü anda saldırıyor. Karakter affederseniz Firelink'e gidip satıcı olarak oturuyor. Buradan sonrasında yine karanlık yamaçlar. Bölümden nefret etmek istiyorum ama nedense içimden gelmiyor. Oyunun fizik motoru iyi değil ve zıplama gibi özellikler de yok. O yüzden her an düşebileceğiniz dar yerlerden ilerlemek çok da eğlenceli değil. Düşmana saldırınızda da hafif geriye gidebiliyorsunuz. Eğer kenara çok yakınsanız kaderiniz oyunun kararına kalmış. Karakter birden kayıp gidebiliyor. Ama yine de bölüm hoşuma gidiyor çünkü oyunun geri kalanından çok farklı. Bu kadar karanlık ve sürekli tehlikede olduğumuz başka bir bölüm yok. Işık kaynakları da o kadar aydınlatmıyor. Bazı yerlerinde karanlıktan ok atmaya bile başlıyorlar. İlerlerken de genelde gittiğiniz yeri görmüyorsunuz. Yani geçtiğiniz her yeri kafanıza yazmanız lazım. Yoksa düşmandan kaçarken boşluğa takla atabilirsiniz. Mezarlıkta ilerledikçe daha dibe iniyoruz. Hatta bir kısımda Ash Lake bile görünmeye başlıyor. Bölümde düşmanlar genelde dev iskeletler ya da iskeletlerden oluşan kolonlar. Ama en sonunda bebek iskeletler var. Öldürseniz de sonsuza kadar tekrar tekrar doğabiliyorlar. Bu belki de oyunun dünyasında insanların sürekli ölmesi arkaları ama çok komik geliyor. Çünkü hiçbir tehdit oluşturmuyorlar. Yavaşlar, menzilleri küçük ama vurduklarında toksik veriyorlar. Ben karşılaşmadım ama bir araya girip dans bile edebiliyorlar. Yine bir tahmin yürüteceğim. Bu bölümde Lost Isleret gibi sonlarda yapıldığı için biraz aceleye getirilmiş. Odadaki diğer düşman direkt Pimbion'un kopyaları. Bebek iskelet dediğimizde zaten küçültülmüş iskeletler. Beklenmedik bir şekilde bu acele sorunu Nito'da bulunmuyor. Dövüşün dizaynı tamamen kendisine uygun. Ölüme bulan yaratık tabii ki de tamamen iskeletlerden oluşacak ve sürekli ölüleri canlandırarak saldıracak. Bir başka beğendiğim yanı da Niton'un nerede olduğu. Diğer tüm lordlar farklı şeylerle uğraşmış. Sith büyüyü bulup ölümsüz olmuş, Gwyn krallık kurmuş, cadı ise yeni bir ateş yaratmış. Ölümü bulan Nito ise dünyanın dibine inip bir mezara yatmış bekliyor. Zaten bir şey yapmasına gerek yok, bekleyince ölecekler. Peki kötü yanları yok mu var? Bossa başlarken aşağı atladığınız için direkt hasar yiyerek başlıyorsunuz ve kaçma yolunuz yok. Ayrıca Nito karanlık bir odada neredeyse simsiyah bir karakter. Hareketlerini okumak oldukça zor. Biraz uzakta olduğunu görmek neredeyse imkansız. Bunu ek olarak birkaç hareketini önceden görmeden anlayamıyorsunuz. Mesela kılcını çıkarıp yerin içine sokuyor ve sizin altınızdan çıkıp hasar veriyor. Nito'nun buna benzer patlamalı saldırıları da var. Fakat görme imkanım olmadı. Oyunun bu noktasında Grave Lord Nito bana karşı çok güçsüz. Çünkü ondan önce iki farklı Lord ruhunu aldım ve tüm bölümleri geçtim. Yani level'ım çok yüksek. Bu problem Nito'ya özgün değil. Oyun Anor Londo'dan sonra 4 farklı rotaya açıldığı için tüm bölümlerin aynı zorlukta olması gerekiyor. Yani Greylor, Nito, Dukes Archives ve Lost Azerith birbirinden zor ya da daha kolay olamaz. Çünkü oyuncu istediği biriyle başlayabilir hatta istediği zamanda ilerlemeyi değiştirebilir. Benim yaptığım gibi. Oyun aynı zamanda rol yapma oyunu olduğu için oyuncunun ekstradan level atlamasını engel olan bir şey de yok. Peki çözümü var mı? Maalesef yok. Daha lineer olursa en iyi niteliklerinden birini kaybeder. Düşmanlar dinamik olarak oyuncuya göre güçlenirse oyuncu ilerleme kaydettiğini hissedemez. Bana o kadar da kötü bir sistemmiş gibi gelmiyor doğrusu. Gravelord Nito tabii ki hikayedeki en güçlü karakterlerden biri ve zorlu olması gerekiyor. Ama benim karakterim de ona eşit iki varlığı öldürmüş ve onların ruhlarına sahip. Yani hikayede tutarlı. Ayrıca oynanışa etkili olan tek şey karakterinizin level'ı değil. Eğer oyunu hala kavrayamadıysanız level'lar sizi bir yere kadar taşıyacaktır. Bence tüm önemli bossları gördüğümüz için artık savaş mekanikleri hakkında konuşabiliriz. Dark Souls'un savaş kısmı da ana felsefesini takip ediyor. Oyuncuya aletler veriliyor ve bölgeye bırakılıyor. Herhangi bir savaşta kullanabileceğiniz çeşitli saldırı ve savunma araçlarınız var. Saldırmak için 19 farklı silah tipi ve 3 farklı sihir tipi var. 19 silah tipinin hepsi yeteri kadar güçlü ama yaylar sadece belli durumlarda kullanılabiliyor. Sadece yay kullanarak oyunu bitirebilir misiniz? Evet ama zor ve buna göre planlanmadığı belli. Belki daha az menzilli olan ama daha hızlı yaylar yapılsa daha ilginç bir yapılabilirdi. Hangi silahı kullandığınızda tüm oyunu etkiliyor. Çünkü her kategorinin farklı menzili, hızı, hareketleri ve ağırlıkları var. Hatta bunlar kategoriler içinde bile değişiyor büyük sayıda silahın da kendilerine özel nitelikleri var. Mesela bazı silahlar her saldırıda can kaybetmenize neden olurken bazıları humanity sayınıza göre daha fazla hasar veriyor. Üç farklı sihir ise miracle'lar, pyromancer'lar ve büyüler. Bunları kullanmanız için bonfire'a oturduğunuzda istediğiniz büyüleri seçmeniz gerekiyor. Seçebileceğiniz büyü sayısı da attunement niteliğinize bağlı. Kısacası sihir sistemi estus gibi işliyor. Sınırlı sayıda kullanabiliyorsunuz ama bonfire'a oturduğunuzda hepsi resetleniyor. Bu yüzden sihirler normal silahların yanında biraz geride. Silahları istediğimiz kadar kullanabilirken sihirlerimiz bitebilir. Ve eğer kritik bir yerde biterse silah kullanmak zorundasınız. Zaten sihirlerin çoğu da saldırı anlamında kullanılamıyor. Miracle'lar hasar için kullanabilse de genelde başka silahların yanında karakteri güçlendiren sihirler. Kullanmanız için de talismanlara ve yeterli fate niteliğine ihtiyacınız var. Gerçeği söylemek gerekirse hiçbir Souls oyununda Miracle kullanmadım. Ama diğer build'lere göre daha yavaş ve tank odaklı gibi. Aynı zamanda içinde bulunan iyileştirme büyüleriyle oyunun geneline göre daha yavaş bir seçim gibi. Eğer oyuna adapte olamamış bir oyuncu gelirse Estus'u bittiğinde Miracle'ları kullanıp canını geri kazanabilir. Pyromancy tamamen hasar olarak kullanılabilir. Ağır hasar veren büyüleri var ama biraz fazla güçlü gibi. Pyromancy kullanmak için sadece Pyromancy Ateşi isimli eşyaya ihtiyacınız var. Bulmak da zor değil. Sadece bu eşyayla oyundaki en güçlü ateş büyüsünü bile kullanabiliyorsunuz. Ama menzili çok uzun değil. Hatta oyunun kitlemesi de Pyromancy için çok kötü. Çünkü genelde ayaklarına doğru atıyor. Kamerayı serbest kullanırsanız isabet ettirmeniz daha kolay. Büyüler ise asa ve intelligence niteliğini gerektiren sihirler ve çoğu hasar üzerine. Eğer tamamen sihirle oynamak istiyorsanız büyü seçmeniz gerekiyor. Büyüler tüm oyunu tek başına taşıyabiliyor. Hatta bence fazla güçlüler. Bana sol serisindeki büyüler sıkıcı geliyor. Çünkü çoğu direkt büyü oku ya da büyü mızrağı. Daha hareketli büyüler olsa ve hasarları biraz kısılsa çok daha eğlenceli olabilirmiş. Çünkü şu anki haliyle sadece büyü spamlayıp düşman yakınlaştığında kaçıyorsunuz. Ve büyü spamlamaya devam ediyorsunuz. Belki de iyi büyüleri arayıp bulmak ve bunları kullanmak eğlenceli olabilir. Ama ben çok tercih etmiyorum ve gerçekten çok daha iyi olabilirdi. Saldırma araçlarında bu kadar çeşit olsa da karakterinizin sadece iki eli var. Her ele 3 tane silah giyebiliyorsunuz. Ama ben en fazla 2 tane kullandım. 3 tane ile karakter çok ağır olabilir. İki eli de saldırı için kullanabiliyorsunuz. Bir elinizde Asa diğer elinizde arbalet olabilir. Ya da bir elinizde talisman diğer elinizde great sword. İsterseniz silahları iki elinizde de tutabiliyorsunuz. Çoğu silahta bu hızı, hasarı ve hareketleri değiştiriyor. Ama asla da yapmanız gereksiz. Her karakterin bu kadar saldırı seçeneği olması her savaşın ve bölgenin her oynanışında farklı olmasını sağlıyor. Bahsettiğim farklılıklar da çok önemli çünkü Dark Souls animasyon tabanlı bir oyun. Örnek olarak bir saldırı yaptığınızda başka bir hareket yapmadan önce o saldırının animasyonunun bitmesi gerekiyor. Yani bir süre boyunca saldırıları tamamen açık alıyorsunuz. Savaşın temeli de bu. Her saldırınızı ölçerek yapmanız gerekiyor. Hatalı her hareketinizde ölme şansınız var. Silahların hızları da burada devreye giriyor. Dev bir çekiçle bıçağın hızı aynı olmayacağı gibi hasarları da aynı değil. Birinde uzun bir animasyonla risk alarak daha çok hasar verebilirsiniz ya da hızlıca vurup geri çekilebilirsiniz. Böylece oyuncu her savaşın tamamen içinde olması gerekiyor. Yaptığınız saldırının vuracağından emin olmalısınız. Düşman ile aranızdaki mesafeyi ve düşmanın bir sonraki adımını da göz önüne almanız gerekiyor. Siz ağır bir saldırı yaparken düşman hızla öne atılırsa ve yeterli poizanız yoksa saldırınız bozulabilir. Ya da düşman ağır bir saldırı yaparken siz saldırırsanız ve yerinden kımıldamazsa sizi ezebilir. Animasyonun bozulmayacağı kuralı düşmanlarda da var. Eğer bir saldırıya başlarlarsa bitirmek zorundalar. Eğer siz durdurmazsanız. Demek ki düşmanları yenmek için sürekli onları izleyip ne yapacaklarını tahmin etmek yeterli. Değil. Çünkü oyunda yaptığınız çoğu hareket sol yukarıda bulunan staminanızdan yiyor. Saldırma, koşma, savunma. Savaşırken sadece alanı değil, aynı zamanda ne kadar staminanızın kaldığını da kontrol etmek zorundasınız. Çünkü canınız kadar önemli bir kaynak. Hatta sonuna kadar biterse tamamı geri dolmadan stamina harcayan hareketlerden hiçbirini yapamıyorsunuz. Staminanın harcanma seviyesi de üzerinizdeki ekipmana göre değişiyor. Ağır bir karakter daha çok harcayıp daha yavaş doldururken hafif karakterler daha az harcayıp daha hızlı doldurabiliyorlar. Hafif karakterlerin savaş içerisinde seçenekleri daha fazlayken ağır karakterler daha fazla hasar verip daha az hasar yiyorlar. Bu daha çok oyuncu tarzına kalmış. Bunların hepsi yine saldırı odaklı mekanikler. Ama savunmayı saymak zor. Çünkü düşmana saldırıp animasyonu bozma da bir savunma. Düşman saldırırken geri yürümek, koşmak da bir savunma. Tabi pozisyon değiştirme dışında verilen araçlar da var kalkan ya da silah kullanarak saldırıları bloklayabiliyorsunuz. Hasarın ne kadarını blokladığınız elinizdeki eşyanın gücüne göre değişiyor. Tabii ki sonsuza dek bloklayamıyorsunuz çünkü staminanız azalıyor. Ve staminanız bir saldırıyla biterse tamamen açıkta kalıyorsunuz. Kalkan ve blok dışında bazı saldırılara peri atabiliyorsunuz. Peri gelen saldırıyı savurma hareketi. Eğer başarılı olursa düşman açıkta kalıyor ve saldırarak ağır hasar verebiliyorsunuz. Bu bloğa göre çok daha zor ve güçlü bir hareket. Zor çünkü zamanlamayı kaçırırsanız hasar yiyorsunuz ve boşuna stamina harcamış oluyorsunuz. Peri hakkında beğenmediğim tek şey her karakterde kullanılamıyor oluşu. İnsan boyutlu her şeyi perileyebilsek de bazı büyük yaratıklarda da uygulanabiliyor. Ama mesela Ornstein ya da Artorias'ın saldırılarını perileyemiyorsunuz. Bu belirsizlik yüzünden de bilmediğim yerlerde kullanmaktan çekiniyorum. Kalkan kullanmadan yapabileceğiniz ve en önemli savunma aracı da takla ya da geri adım atma. Yerinizdeyken tuşa basarsanız yere adım atıyorsunuz ya da yön belirleyerek takla atabiliyorsunuz. İki hareketinde bir kısmında hasar almıyorsunuz. Konseptin adı iframes. Hasar almadığınız kısım ekipman aralığınıza göre değişiyor. Yani zırhınızdan fedakarlık edip daha iyi bir taklaya sahip olabiliyorsunuz. Savunma araçları arasında en güçlüsü de bu. Oyundaki tüm saldırılardan takla atarak kaçabiliyorsunuz. Tabi zamanlamayı tutturabilirseniz. Bir süre sonra karakterlerin ritimle saldırdığını anladığınızda takla işi çok daha kolaylaşıyor. Oyunun tüm savaşları da böyle işliyor. Düşmanın animasyonlarını ve hareketlerini izleyip ne yapacağını seçiyorsunuz. Yapabileceğiniz seçimler de neredeyse sınırsız. Bu seçimler an anvern olduğu için oyundan dikkatinizi çekemiyorsunuz. Bence insanların zorluk dediği de buradan geliyor. Çoğu oyunda bu kadar seçeneğiniz yok ya da seçeneklerinizin bu kadar önemi yok. Her savaştan her anın bu kadar önemli olması da oyunda ilerlerken gerçekten bir şey başarıyormuş gibi hissetmenize sebep oluyor. Ama sistem mükemmel değil. En barizi düşman vuruşlarının menzili yani hitbox'lar Genelde düzgün çalışsa da bozuk bir şey karşınıza çıktığında çok göze batıyor. Özellikle de dev yaratıkların hitboxları. Bu sorun o kadar yaygın değil ama en kolay fark edilen bu. Biraz da bana özel olan bir sorun, perinin fazla kolay olması. Eğer karşınızda insanımsı bir düşman varsa direkt perileyerek yok edebiliyorsunuz. Hatta daha büyük ve genel bir sorun, direkt arkalarına yürüyüp bıçaklayabiliyorsunuz. Oyundaki yapay zekanın sorunları yüzünden de düşmanların buna bir yanıtı olmuyor. Saldırırken etraflarına dönerseniz sürekli ıskalıyorlar. Savaştan ve mekandan bahsettiğimize göre bu ikisinden ortaya çıkan ve oyunun popüler yapan zorluğundan bahsedebiliriz. Mekan zorluğundan aslında uzunca bahsettim. Oyuncunun çok az elinden tutarak kendi kendine yolunu bulmasını istiyor. Bence başarıyor da. Savaş mekaniklerindeki zorluk da yine oyuncudan daha çok şey istemesinden geliyor. Oyuncuların hatalarını affetmemesi ve ağır cezalandırması da bunun bir parçası. Ben oyunun o kadar zor olduğunu düşünmüyorum aslında. Çünkü bir oyuncu takıldığında elinde bayağı seçenek oluyor. En basiti sadece level atlayarak düşmanlar çok güçlü hale gelebilir. Yardım için başkalarını çağırabilir ya da büyük olanmaya başlayabilir. Bence ağır zırhlar ve kalkanlar bile oyunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. Peki tüm oyundaki tüm zor kısımlar adil mi? Tabii ki değil. Bed of Chaos tek başına bunun en büyük örneği. Bossların birkaçı da çok hızlı ve ilk görüşte anlayamayacağınız hareketleri var. Dark Souls hakkındaki tartışmalarda da zorluğun aslında ölüp yeniden doğarak, sürekli aynı şeyle savaşarak ezberle aşılabileceği konuşulur. Bu anlaşılamayan hareketlerde belki de bu şekilde alt edilebilir. Ama bence tekrar ederek düşmanın hareketini ezberlemek ne eğlenceli ne de tatmin edici. Onun yerine ödev gibi geliyor bana. Daha tatmin edici olması için her boss'un ve mekanın tek seferde geçilebilir olması lazım. Yani her saldırının okunulabilir ve savunulabilir olması gerekiyor. Böyle bakarsak Ornstein, Smog ve Artorias'ın en iyi boss olması normal. Çünkü kılıç kullanıyorlar ve bize daha tanıdık hareketler. Tam zıt olarak da Seasless Discharge ve Centipede Demon olabilir. İkisini de hem görmek hem de garip anatomileri yüzünden ne yaptıklarını anlamak çok zor. İlk görüşte anlayamadığınız hareketleri de en başta uzak durarak izlemek mantıklı olabilir. Ama iki boss'un da çok uzun menzilleri var ve arenaları kaçmaya uygun değil. Mekanlarda ise yardım almadan oyuncunun nereye gideceğini anlayabilmesin. Aslında mekan kısmının daha da kolay olmasına gerek yok. Çünkü kaybolup farklı bölümleri gezmek de eğlenceli olabilir. Oyunda da başlarda bu şekilde araştırıp yolunu kendinizin bulabileceği bölümlerde ilerlese de sonlara doğru düşünmeye gerek kalmayan düz bölümlere ya da oyun süresini uzatan labirentlere dönüşüyor. Bölümlerden bahsediyorken hemen oyuna geri dönelim ve başka bir gizli bölümden bahsedelim. Sıradaki bölüme gizli denebilir mi aslında emin değilim. Eğer Anorlonda'ya geri dönüp prensesi öldürürseniz bir ara sahneyle karşılaşıyorsunuz. Thou that tarnisheth the godmother's image. I am Gwyndolin, And thy transgression shall not go unpunished. Thou cezalandırılacağımızı söylüyor ve Anor Londo üzerindeki illüzyon ortadan kalkıyor. İlk girdiğimiz güneşli ve görkemli Anor Londo aslında tamamen tanrıların itibarını korumak ve hala güçlü olduklarını göstermek için oluşturulmuş bir illüzyondu. Asıl Anor Londo dünyanın geri kalanı gibi lanete yenik düşmüş. Hatırlarsanız ilk geldiğinde diğer bölümlere göre daha temiz ve bozulmamış olduğunu söylemiştim. Bunun yalan olması da oyunun hem temasına hem de hikayesine uyuyor. Bu hikayeden şu an bahsetmeyeceğim ama kısacası Dark Souls'daki güçlü varlıkların çoğu manipülatif ve çıkarcı. Bunlardan biriyle karşılaşıyoruz. Ortadaki merdiveni aşağıya gönderip alt katına inerseniz bonfire ile karşılaşıyorsunuz. Devam edip aşağıya indiğinizde ise sisli bir kapı sizi bekliyor. Heretic. First thou offendeth the godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord, I am the dark sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. Dark Sun Gwyndolin canlı kalan son tanrı ve Gwyn'in çocuğu. Dövüş olarak bayağı akılda kalıcı. Sonsuz bir koridorda sizden kaçarak uzaktan büyüler atıyor. Ama nedense bana biraz eksik geliyor. Söylediğim gibi Gwyndolin hayattaki son tanrı. Böyle bir ünvanı olan bir boss'tan da biraz daha fazlasını bekliyorsunuz. Sonsuz koridor yerine sonsuz bir labirent çok daha ilgi çekici olurdu. Belki de tanrıların aslında o kadar güçlü olmadığını göstermek için böyledir. Ulesil normal bir daksuz bölümü. Deki ilerlemesi ve bolca keşfedilecek yeri mevcut. Ama bu kadar. Normal oyunun sonları gibi kötü değil ama başları kadar da iyi değil. DLC olduğu için normal oyundan daha iyi bölümler bekliyordum. Bölümün içinde de bence hata olan bir şey var. Gezerken bir mesaja denk geliyorsunuz ve Let There Be Light yazıyor. Işık olsun diye çevirebiliriz. Ben oynarken herhangi bir ışık kaynağının işe yarayacağını düşündüm. Ve Megat'ı kafama taktım. Sonra dedim ki herhalde başka bir çözümü var ve devam ettim. Aslında duvar açılmış ben salak olduğum için görmemişim. İçinde de Silver Pendant isimli kolye var. Bu kolyeyi kullanırsanız size yapılan karanlık büyüler yön değiştiriyor. Ve bu kolye olmadan DLC'yi bitirmeniz neredeyse imkansız. Bu kadar önemli bir eşyayı böyle saklamaları bana saçma geldi. Bölümün sonunda da boss yok ama sanki olması gerek. En sonunda büyük bir alana geliyoruz ve karşımıza zincirlenmiş bir düşman çıkıyor. Düşman hakkında hiçbir bilgi yok ve sadece bu noktada bulabiliyoruz. Sanki burada önceden bir boss vardı da iptal edilmiş ya da zincirli düşman başta bossmuş gibi. Arkasındaki asansör kullanarak da yeni bölümü ilerliyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu bölüm bence direkt kötü. Tomb of the Giants'ın konsepti ama ışık kaynağı kullanmanın verdiği gerilim olmadan. Hem karanlık hem de yerinizi belirleyecek belli yapılar olmayınca bölüm sadece kafa karıştırıcı hale geliyor. Tüm bölümde de yapabileceğiniz bir şey var. Darkroot Garden'daki kedi birden karşınıza çıkıyor. Ve onu takip ederseniz Artorias'ın arenasına çıkan bir asansör ve bir sahte duvar var. Sahte duvarın arkasında da Sif bulunuyor. Artorias kalkanın onu koruması için Sif'e bırakmış. Etrafındaki Humanity'leri yok ederseniz de uluyup yok oluyor ve arkasında kalkanı bırakıyor. Asansörü kullanıp geri döndüğümde de arenada yeni birinin olduğunu fark ettim. Kiran Artorias'a bir mezar hazırlamış ve bizden ruhunu istiyor. Verirseniz de size kendi bıçaklarını hediye ediyor. Kezme dönüp sonuna inersek siz kapısıyla karşılaşıyoruz. İçeride ise bizi portala çeken el tekrar ortaya çıkıyor. Manus kötü bir boss kesinlikle değil. Dövüşmesi eğlenceli. Diğer bosslara göre dizaynı farklı. Büyük kullanabiliyor, arayı kapatabiliyor, hızlı komboları var. Yani bir boss olabilecek tüm güçler Manus'ta var. Bu kadar gücü olmasına rağmen adaletsiz ya da şişirilmiş hissettirmiyor. Sorun canı. Manus tüm bosslar arasında ikinci en yüksek cana ve en yüksek savunmaya sahip. En yüksek can Forkings'te, onlar da tek varlık değiller. Canı bu kadar yüksek olunca da dövüş biraz uzun sürüyor. Canı daha az olsa ama biraz daha agresif yapsalarmış daha iyi olurmuş. Bu kadar konuşunca çok uğraşmışım gibi görünebilir ama ikinci deneyimimde yendim. İlkinde tek başıma denemiştim ama dövüşte Sif'i çağırabildiğimizi hatırladım. Sif de hasar veremiyor ama en azından arı sıra dikkatini dağıtıyor. Öldürdüğümüzde de Manus'un içinden Prenses Dusk ortaya çıkıyor. Ben Prenses'i kurtarmamız gerektiğini tamamen unutmuştum. DLC bitmeden önce yenebileceğimiz bir boss daha var. Kalamit bir ejderha ve yaralı ya da zayıf değil. Yani sürekli uçuyor. Gerçekten direkt girerseniz hiç yere inmiyor. Adil bir savaş olması için yere indirmemiz lazım. Burada da Hawkeye Goff bize yardım ediyor. Kalamit zayıflamış haliyle bile güçlü bir boss. Ama zor değil. Yine Manus gibi çok yüksek cana ve savunmaları var. İkisi de aslında oyundaki en güçlü iki boss. Çünkü normal oyunun sonuna yaklaştığınızda DSC'ye girmeniz gerekiyor. Sanıyorum ki oyuncular bu bosslarda daha zorlansın diye nitelikleri bu kadar yüksek. Çünkü tüm oyunun sonuna gelip deli gibi seviye atlamış bir oyuncu için çocuk oyuncu olabilirdi. Bu oyuncu level'ı ve düşman gücü arasındaki denge sorunu çözmek Sozmon formülünde imkansız gibi. Yine bu can olayından bahsettim ve yine zor olduğunu söylemiyorum bu arada. Kalamite ilk gördüğüm anda yendim çünkü. Canı yüksek olsa da hareketini okumak çok kolay. Ama yine de keyifliydi. Çünkü sonlara doğru Estus'un bitti ve can kazanmak için Hümanet kullanmaya başladım. Kalamite öldürdüğümüzde ise bize Kalamite yüzünü veriyor. Yüzük aldığımız hasarı ikiye katlıyor. En güçlü boss'u da kestin, daha zor istiyorsan al bunu kullan gibi bir hediye. Artorias of the Abyss oyundaki problemleri çözmese de iyi bir değersi. En öne çıkan kısmı da boss'ları. Daha hızlı ve daha çok araçlara sahip boss'lar. Serinin devamında da bu dizayn seçiminin etkileri çok rahat görülebiliyor. Hem iyi hem de kötü. Oyunu bitirmeden önce son kalan boss Forkings. Kings. Bu boss'un arenasına girmek için yüzüğü almıştım ama öldükten sonra başka bir bölüme devam ettim. Yüzüğü takıp aşağıya atladığınızda tamamen siyah bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Ama karanlık değil, direkt siyah. Bir süre sonra da boss karşımıza çıkıyor. Four Kings'in adı 4 kral olsa da 12 tane kral ortaya çıkabiliyor. İlk kral çıktıktan 45 saniye sonra ikincisi ortaya çıkıyor, ondan 45 saniye sonra üçüncü ve 12 sanına kadar devam ediyor. Hepsiyle aynı anda savaşmıyorsunuz çünkü her birinin kendi canı ve tüm dövüşün ortak bir canı var. Yani bu dövüşte aslında gargoyle gibi, sizin hasanızı test ediyor. Eğer hasanız yetmiyorsa ve hızlıca öldüremezseniz sayıları çoğalıyor ve savaşmanız imkansız oluyor. Etrafta başka hiçbir şey olmadığı için ne kadar uzakta olduğunu anlamıyorsunuz. Birkaç kere yakın sandığım için saldırdım ama yetişemedim. Sinir olun, başka bir şey ise kılıçlarını sallayarak yaptıkları bir büyü saldırısı var ve neredeyse sonsuza dek sizi takip ediyor. Four Kings genel olarak kötü bir deneyim. Tipi biraz ilginç ama çıkıntıları yüzünden bazen ne yaptığını göremiyorsunuz. Diğer saldırıları da normal kılıç saldırısı. Savaşması sıkıcı, konsepti o kadar değişik değil. Hani o kadar sıkıcı ki Four Kings savaşmak yerine tüm oyunu bitirdim. Yendiğimizde de son ruhu alıyoruz ve Lord Vessel'a geri dönüyoruz. Kill of the First Flame ateşin ilk ortaya çıktığı yer. Tüm mekan kül dolu ve etraftaki duvarlar eriyip geri donmuşlar. Aynı zamanda etrafta birkaç yıkılmış yapı görüyoruz. Bunların nedeni ateşin ortaya çıkışı değil. Çünkü ateş ilk çıktığında dünya boştu. Etrafa zarar veren Gwyn'in sonradan ateşe yakması. Bölgede de zaten sadece Gwyn'in şövalyeleri var. Başka bir şey olmasına da gerek yok. Oyun zaten yeteri kadar uzun. En sonda da oyunun son bossuyla karşılaşıyoruz. Gwyn çok farklı değişik olmasa da oyuna uygun bir son boss. Ana oyundaki bosslara göre daha agresif ve hasarı daha yüksek. Ama bu Gwyn'in normal hali değil. İsmi bile artık ışığın lordu değil, külün lordu. Gwyn ateşe tekrar yakmak için kendini yakıt olarak kullanmış. Artık sadece yanmış boş bir beden. Zayıflığı da hem tipinden hem de aldığı hasardan belli oluyor. İki saldırısı hariç tüm saldırıları perileyebiliyorsunuz. Müziğiyle de gerçekten üzücü görünen bir dövüş. Görünen diyorum çünkü Gwyn aslında Dark Souls'un baş kötüsü. Külün Lord'unu yendikten sonra artık onun yerine geçebiliriz kendimizi feda edip ateşi tekrar yakarak. Dark Souls bu kadar ünlü olsa da bence yeteri kadar değer verilmiyor. Genelde zorluğu ve bunun getirdiği tatmin hissinden övüldüğü için diğer iyi yanları bunlar yüzünden bastırılıyor. Ne kadar düşünsem de silah sayısı ya da çeşitliliği Dark Souls kadar yüksek olan bir oyun bulamıyorum. Düşman tipleri, farklı mekanlar... Eğer oyunun içeriği bu kadar çeşitli ve özenle yaratılmış olmasaydı ve daha kopyala yapıştır tek düze olsaydı mekaniklerin bile kurtarabileceğini sanmıyorum. Oyunu bu kadar sevmemin nedenlerinin biri de bu her parçasının bir nedeni var. Sadece oyun daha büyük, daha geniş olsun diye yapılmamış. Bu felsefede tamamen başarılı olmuşlar mı? Hayır. Oyunun yarısından sonrasında kalitede açık bir düşüş var. Acele edilmiş gibi. Grafiklerin de belirli bir şekilde üzerinde durulmamış. Yapay zekadaki sorunlar da ortada. Tüm bu hatalara rağmen Dark Souls sadece Souls serisinde değil, tüm oyunlar arasında en iyilerden biri.